üzere konuğum Ümit Zileli ile konuşacağız. Böyle kibar kibar konuşacağız. İçim açıldı böyle siz böyle başlayınca Ayşe. Ne güzel değil mi? Yani 16 yaşında bir çocuk. 16 yaşında bir çocuk ama bunu tabii ben sadece 16 yaşında çocuk, bunu bir bütün olarak görmek lazım. Yani şöyle bakacaksınız, eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı bir çocuğun annesini bir mitingde yuhalatıyorsa, ki o zaman başbakandı, 16 yaşında bir çocuğun söylemiş olduğu sözlerle ötürü hapishaneye gitmesi böylesine bir yeni demokrasi. Kendi içinde normal. Çok normal. Şimdi Sözcü Gazetesi bu olayı manşetine vermişler zaten arkadaşlarım, sağ olsunlar. Şimdi hakikaten sakin olmaya çalışıyorum. Hakikaten böyle ne bileyim, böyle öfkemi bastırmaya çalışıyorum. Umarım başarabilirim ama lütfen söyler misin? Senin çocuğun var değil mi? Var. Kaç yaşında? Kızım var, 13. 13 işte bak, birkaç yıl sonra bu yaşlarda olacak. Türkiye ile ilgili bir çocuk mu? Tabii. Tabii. Babası sen olduğuna göre ilgili. Hepimizin çocukları var. Şimdi Kubilay'ı anma töreninde bunlar halk liseliler. Yani halkçı liseliler, kendilerine böyle bir isim vermişler ve bu halktan yana olduklarını düşünüyorlar. Liseli gençler bildiğiniz. Konya'da da bu şeyde anma töreninde Mehmet Emin Altunses diye bir liseli genç bir bildiri okuyor hazırladıkları. Orada Cumhurbaşkanı'na tırnak içinde hakaret ediyor. Şimdi sözlerinde hakaret olabilir, bilmiyorum. Ama 16 yaşında bir çocuksa bu hakaretin karşılığı şu mu olmalı? Derhal polis önce evi arıyor. Bulmuşlar telefonu. Diyorlar ki çocuğunuz nerede? Mehmet Emin Altunses nerede? Okulda. Tamam. Gidiyorlar okula. Sınıfa basıyorlar. Çocuğu sınıftan alıp savcılığa 5 dakika içinde de hop cezaevine tutuklama kararıyla. Ben şimdi polisi geçtim. Vallahi geçtim. Yani hakikaten geçtim. Polisi geçtim. Savcıyı geçtim. Tutuklama kararını veren hakimi geçtim. Nasıl geçtin diye sormayın. Biraz sonra bunu da konuşuruz belki de. Öğretmeni geçemedim. Neden biliyor musun? Şimdi öbürleri Erdoğan'ın polisi belki, yargısı belki. Tanımıyorlar. Mehmet Emin Altunses diye bir çocuk. Öğretmen tanıyor. Ona emanet edilmiş. Onun evladı. Ya bir dakika kardeşim, sen nasıl olur da bu sınıfa girip de bu çocuğu çıkartırsın? Çık dışarı. Çıkışta neyse yaparsın yapacağını, benim sınıfımdan çocuk alamazsın demiyor. Evet. Ümit. Ama şimdi bak, şimdi şöyle bakmak lazım Ayşe. Ay ben seni takdim ettim Ümit Zileli efendim. Kusura bakmayın, Ümit Zileli zaten çok yakından tanıyorsunuz. Radyoda bizi izleyenler için de söylemiş olayım, affedersin. Söylemek istediğim şu, ben de bunu okuduğum zaman aklım hemen benim işte 1920'lerin İtalya'sı, 30'ların Almanya'sı, daha sonra Portekiz, İspanya'sı ve Portekiz'i geldi. Buna benzer çok sayıda şey okuduğumu veya izlediğimi hatırlıyorum. Burada bunun bir adım ilerisi nedir biliyor musunuz? Şimdi Allah'tan biliyoruz, çocuğu aldılar, götürdüler, tutukladılar, hapishaneye koydular. Bunun daha ilerisi var. Bunun daha ilerisi toplama kampları vesaire vesaire vesaire. Çünkü bunun adı, kusura bakmasınlar, literatürde, evrensel literatür, bunun adı tek kelimeyle faşizmdir. Bunun adı tek kelimeyle o çocuk üzerinden bütün çocuklara, bütün velilerine bir gözdağıdır. Yani biz istersek sizi böyle alırız, hem de sınıfından alırız, götürürüz oraya tıkarız, icap ederse babasını da tıkarız, anasını da tıkarız, danasını da tıkarız. Bunun A'sı, B'si, C'si yok Ayşenur. Bu budur. Düşün, 1,5 yıl önce Gezi olayları oldu, evet, biliyorsun. O Gezi, evet, olaylarında ölen, bak bir tane çocuk şey onu yemişti. Vereceğiz, onu vereceğiz biraz sonra, yani konuşacağız yani, onu. Ayrıca hapse sokuluyor. Hayır. Kolunu kaybetmiş. Hem de devletin şeyiyle, kolunu kaybetmiş çocuğa kaybetmeseydin. Bunlar ancak ve ancak faşizm olur. Hiç
kimse bana ileri demokrasi vesaire bilmem şunu filan. Yeni Türkiye. Şimdi Konya Milletvekili CHP'nin Atilla Kart telefon attığında senin söylediğini Atilla Kart'a soralım. Soracak başka sorularımız da var. Atilla Kart, öncelikle siz zaten o ilin milletvekili olarak yakından izliyorsunuz, çok yakından izliyorsunuz, adım adım izliyorsunuz. Bize anlatır mısınız? Yani bize gelen bilgilere göre çocuk gidip sınıfından alındı, öyle değil mi? Evet efendim, çocuk sınıftan alınıp adliyeye götürülüyor. Daha öncesini ifade edeyim. Ben dün programlarım sebebiyle saat 11.30'dan itibaren Konya'daydım. Hemen bu olay tarafıma ulaştırıldı. Doğrudan emniyete gittim. Orada emniyet yetkilileriyle görüştüm. Orada zaten yasamıza göre, mevzuata göre emniyet yetkililerinin 18 yaşından küçük çocukların ifadesini almaları mümkün değil. Yasal olarak mümkün değil. Onlar doğrudan adliyeye sevk etmek zorunda. Biz de doğal şartlarda, normal şartlarda tutuklama ihtimaline hiç ihtimal vermedik. Ben diğer programlarımı uyguladım. Arkadaşlarım olayı takip ettiler, il yönetimi. Ve tutuklama kararı çıktı. Bu tabii gerçekten kabul ve tasavvur edilebilir bir gelişme değil. Şaşılacak bir olay değil. Türkiye'nin yaşadığı son 2-3 yıl içindeki gelişmeler karşısında. Ama bu tam anlamıyla korku, panik, tehdit ve gözdağından mürekkep bir süreçtir. Şu ortaya çıkıyor. Artık Türkiye'de bunlar hep ifade ettiğimiz olaylar, özel yetkili suç ceza hakimlerinin yargıç niteliğini taşımadığı, doğrudan hükümetin tavsiye, telkin, kanunsuz emir ve talimatları doğrultusunda işlem yapan özel yetkili yargıç mekanizması olduğu çok net olarak ortaya çıkıyor. Çok açık bir şekilde bu bir kez daha doğrulanmış oluyor. Yargı paketi adıyla getirilen bu düzenlemelerin hangi amaca hizmet ettiğini yaşayarak görüyoruz. Şimdi Atilla Bey, Atilla Bey, bu olay evet şaşılacak bir şey değil dediniz. Şaşılacak bir şey değil belki. Gerçi somut olarak anlatayım onu efendim. Bakın bir hafta evvel Şebi Arus törenleri vardı istasyon meydanında. Orada bir vatandaş yanındakiyle konuşuyor. Eleştirel bir şekilde konuşuyor. Ama ne oluyor? O vatandaşı izleyen tırnak içinde söylüyorum, hafiyelerimiz var. Muhbir vatandaşlar. Evet, hayır, doğrudan kamu görevlisi hafiyelerden. Öyle bildiğimiz hafiye. Devletin görevlisi. Vatandaş yakapaça götürülüyor. Savcı diyor ki, ifadesini alın bırakın diyor. Ama hayır, yukarıdan tekrar talimat geliyor, öyle şey olur mu? Adam tekrar ikinci defa derdest ediliyor, adliyeye götürülüyor, 58 yaşlarında bir adam. Ve ondan sonra adli kontrol şartıyla o adam bırakıldı. Ki o şahıs Cumhurbaşkanı'na veya hükümet mensuplarına yönelik olarak doğrudan bir suçlama da yapmadı. Şimdi bakın, de konuşuyor. Atilla Bey, de konuşuyor. Atilla Bey, bakın, beni duyabiliyor musunuz? Beni efendim, duyabiliyor musunuz? Ha, duyuyorum efendim. Ha, şimdi bakın, bunlar oldu ve biz bunları konuşalım. Biz bunları en yüksek sesle kınayalım, eleştirelim. Fakat şimdi bu bir milat gibi neredeyse. Çünkü sokakta 14 yaşındaki çocukları vurdular. Sokakta 14 yaşında çocukları, 13 yaşında çocuğu, hatta İzmir'de polis şu ensesinden tutup sürükledi. Geziye katıldı falan diye. Şey oluyor, neler neler oldu ve olmakta. Ama bakın, bir liseden söz ediyorum. Üniversiteye bile polisin girilmesine izin verilmemesi gerekirken bir liseye polis giriyor. Ders var. Sınıfın kapısını çalıyor. Mehmet Emin Altunses hangisi diyor. Alıyor, götürüyor. Öğretmeni, okulun müdürü, kendisine emanet edilmiş olan çocuğu veriyor. Şimdi bunun, ben bağışlayın ama birkaç gün sonra Uludere'yi tekrar konuşacağız, anacağız. O yaştaki çocukları bombalarla öldürdüler. Bunların hepsini yaşadı bu ülke ama artık hani sınıfa gelip çocuk almak bana
filmin sonu gibi geldi. Bilmiyorum, çok mu abartıyorum? Hiç abartmıyorsunuz, hiç abartmıyorsunuz. Bu olay tabii nedir? Nedir? Berkin Elvan olayının bir başka tezahürüdür bu. Berkin Elvanları, onların annelerini miting meydanlarında yuhalatanlar, bunu da yapıyorlar, bunu da yapacaklardır. Bu dediğiniz gibi Türkiye'de bu anlamda bu demokrasi mücadelesinde, faşizme karşı mücadelede gerçekten milat niteliği olan bir olaydır. Bu boyutuyla görmek gerekiyor, bu boyutuyla takip etmemiz gerekiyor. Dün bütün gün takip ettik. Ben bugün gene görev sebebiyle biraz sonra Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro yolsuzluğu, otobüs alımı yolsuzluğu olaylarını, duruşmaları takip etmek zorunda olduğum için buradayım. Hı hı. Ama şu anda Konya'da milletvekili arkadaşlarımız, il örgütümüz birebir olayı takip ediyor. Burada bakın, çocuk koruma yasası vardır çocuklarla ilgili, evet, olarak Ayşenur Hanım. Özel bir yasadır. Bu yasanın ilgili maddelerine göre bu çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemez. Bu konuda işte riayet ilkeleri, efendim, kuralları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, bunlar çok açık hükümler getirmiştir. Çocuklar hakkında ne zaman tutuklama verilebilir? Çok ağır suçlarda. Yani bir suçüstü halinde, adam öldürme benzeri toplu bir suç ilişkisinin olduğu hallerde belki belli şartlarla tutuklama kararını verebilirsiniz, gözaltı kararını verebilirsiniz. Bu gibi suçlarda söz konusu olamaz. Sonra o çocuklar ne diyorlar? O çocuklar yolsuzluktan söz ediyorlar, o gençlerimiz. Onlar antidemokratik baskıdan söz ediyorlar, hükümet politikalarından söz ediyorlar. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ların şahsına yönelik olarak hiçbir ifade kullanmıyorlar. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan'lar bizim muhatabımız da değildir zaten. Onların şahıslarıyla biz meşgul değiliz. Biz bu hükümetin faşizan uygulamalarını, hem de yolsuzluk uygulamalarını, bunları sorguluyoruz. Bunları sorgulamak da her vatandaşın görevidir, sorumluluğudur. Atilla Kart, son olarak şöyle bir şey sorabilir miyim size? Sizden önce konuğum Ümit Zileli bunun adını faşizm olarak koydu. Dedi ki bu artık çok net bir faşizm dedi. Siz de az önce faşizme karşı demokratik mücadelede dediniz. Bir dolaylı da olsa bir faşizm teşhisi, tespiti yaptınız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Eğer gerçekten bunun faşizan bir dönem olduğunu düşünüyorsanız, bunun işte bir takım dosyaları, bunu çok başarıyla yaptınız. Sizin ayrıca kendi kişisel çabanızdan söz etmiyorum, CHP'den söz ediyorum, ana muhalefet partisinden söz ediyorum. Partinin çabalarıyla bir takım dosyaları ortaya koymaktan, çıkıp işte basın toplantılarında açıklama yapmalarından ibaret bir mücadele olabilir mi faşizme karşı? Yani bu yeni bir dönemse, yeni bir süreç ise, bu anlamda milat denilebilecek bir kırılma noktaları, kilometre taşları kat ettiysek şayet, buna parlamento içinde, ne kadar parlamenter demokrasi olduğunda zaten siz benden iyi biliyorsunuz, böyle bağışlayın faalimi cici muhalefet yaparak nereye gidebiliriz? Bu Türkiye nereye gider? Efendim bakın, çok izninizle ifade ediyorum. Cici muhalefetten öte çok şeyler yaptığımızı lütfen. Elbette, ben de zaten bakın, hani affınıza sığınarak. Bakın orada tabii şudur. Bugün biz alanlardayız. İşte milletvekili arkadaşlarımız orada. Ben dün bütün gün oradaydım. Ve orada 24 saat aileyle beraberiz. Çocuğumuzla beraberiz. Bu tabii giderek tırmanan bir süreçtir. Hangi anlamda tırmanan bir süreçtir? Bugün Türkiye, daha evvel de yine programınızda ifade ettim, Türkiye şu anda sivil itaatsizlik ve meşru direnme hakkının alanlarda kullanılacağı bir döneme girmiştir. Bu dönem başlamıştır Türkiye'de. Bu anlamda bu olaylar son derece tetikleyici rolü olan olaylardır. Burada biz şu hassasiyetin içindeyiz, şu dikkatin içindeyiz. Burada
hükümet mekanizmaları, Cumhurbaşkanı bu yolla bu süreci tırmandırmak istiyor. Çatışma ortamı yaratmak istiyor. O çatışma ortamı üzerinden toplumu kutuplaştırarak, %30-35 üzerinden kutuplaştırarak kendisini korumaya almak istiyor. Biz tabii elbette biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumak, bir çatışma ortamına yol açmamak sorumluluğuyla, bu kaygıyla, anladım, bir taraftan sivil itaatsizliğimizi, anladım, bir taraftan meşru direnme hakkını kullanarak, o hassas çizgiye de dikkat ederek bir çatışma ortamına yol açmadan, bunları sadece Ankara'da değil, İstanbul'da, Çağlayan'da, Konya'da Zafer Meydanı'nda, Anıt Meydanı'nda, İstasyon Meydanı'nda elbette haykıracağız, haykırmak durumundayız. Peki, çok halkla teşekkür beraber ediyorum. Çok net anlattınız, çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere Sayın ederim. Bart. Sağ olun efendim. Bu olayı da izlemeye devam edeceğiz. Ne diyorsun? Şimdi söylediği çok doğru bir şey var. Yalnız şunu hiçbir kaçırmamak lazım. Tamam, sivil itaatsizlik ve meşru müdafaa hakkını kullanmak, bu zaten bir yurttaş olarak herkesin hakkı, ancak bunu biz bildiğimiz kadar bunu yapanlar da çok iyi biliyorlar. Ve o yüzden bu halkın üzerine şu son 10-12 senedir atılan ölü toprağının daha da kalınlaşması için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki tarihi birazcık bilen danışmanları falan var bunların mutlaka. Şunu biliyorlar, bir delik açılırsa, bir gedik açılırsa oradan halk akabilir. O yüzden halkın tamamen umutsuzlaşması, tamamen yok canım ben biz hiçbir şey yapamayız diyerek herkesin kendi evinde yalnızlaşmasını getirecek bir korkunç bir baskı mekanizması kurdular. Bu son güvenlik yasası da onun artık üstüne zaten dikilen tüydür. Zaten. Gerçi şimdi Anayasa Mahkemesi'nde ne olacak filan yok. Fakat iş öyle bir yere geldi ki halk adaletten umudunu kesmiş durumda. Bir ülkede olabilecek en tehlikeli durum bu. Adaletten umudunu kesmek. Halk demişken izleyici mesajlarından, hı hı, yorumlarından birkaçını paylaşmak isterim. Ahmet Olka hem aslında bir serzeniş, bir tespit, hem de bir soru belki. Konya olayında neden MHP ve diğer partiler ortaya çıkmadı? Bize ne, CHP'li onlar diye mi düşünüyorlar? Tüm muhalefet nerede diyor? Çok haklı. Keriman Ertuğrul hanımefendi, emekli öğretmen kendisi, diyor ki ben olsam diyor kendim gider öğrencimi vermezdim diyor. Olması gerekiyor. Evet. Bu arada Fethi Dinçarslan keza bu olayda Şikayet Partisi'nden bir vekil diyor. Hani kızarsanız, seversiniz ama öyle düşünmüş. Sevil Türk'ten çocuklardan korkan bir hükümet, acaba ne haldeler, çok merak ediyorum ve acımıyorum demiş. İlginç. Handan Güneysu hatırlatmış, Uğur Dündar'ın Arena programında Turan Çömez bu hukukun adını koydu, Guantanamo hukuku demiş. Çok hakikaten şey, Gülçin Fırat, Atatürk'e hakaret edilince meczup, birilerine hırsız denilince suç, nasıl bir ileri demokrasi ve özgürlük anlayışı bu demiş. Nasıl olduğu zaten ortada. Mazhar Gencer demiş ki niye Silivri'yi devasa büyüttüler? Ek binalar hepimiz için toplama kampı olacak. Sana dedin yani bunun bir adım sonrası toplama kampı diye. Ona bir gönderme, gönderme yapmış anlaşılan. Evet. Bu konuda mesajlar böyle. Kısacık bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Bu konuyu kapatacağız anladığım tabii kadarıyla ama. Bakın dünyanın birçok ülkesinde, Şili'de, efendim Portekiz'de, işte biraz önce söylediğim İspanya'da, şurada burada, dünyanın faşizme teslim olmuş, geçmişte tabii ki bunlar 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl önce teslim olmuş ülkelerinde insanları, örneğin Şili'de bulamadıkları için yer stadyumlara doldurmuşlardı. Hatırlarsın sen de okuduklarından. Evet. O stadyumlara sığmadı insan. Bir bölümü de bunların o stadyumlardan alındı, bir daha hiç geri dönmediler. Ama Şili
aradan yıllar geçtikten sonra diktatör Pinochet'i Avrupa'da tutuklattı. Ve o şey yaşında tutuklanması çok mu önemliydi diyor. Ha çok önemli, şundan çok önemli. O haliyle o tarihe rezil olarak geçmiş olmak bile çok önemli bir şeydi. Yunanistan'da bu 1960'lardaki darbede biliyorsunuz Papadopoulos, hı hı, darbenin, hı, başındaki albay. Demokrasiden sonra bunlar içeriye alındılar. O kadar yaşlanmıştı ki bırakalım dediler Papadopoulos'u. Yunan halkı ayağa kalktı, bırakmadılar, bırakamadılar ve hapishanede öldü. Yunan halkı demişken bir çocuk öldü orada. Yaktılar Yunanistan'ı. Evet. Biliyorum. Bütün Yunan halkı ayağa kalktı. Evet. Bir çocuk, bir can bu kadar önemlidir, bu kadar önemli olmalıdır. Nasıl olmaz, sizin bir kere geleceğinizi simgeliyor o çocuk. O geleceğin bu ülkeyi yönetecek, bu ülkenin ileriye gitmesi için harç atacaklardan biri. Sen o çocuğu, bir kere o çocuğun ruhunda açılan yaralar çok önemli. İki, dediğim gibi bütün çocuklara gözdağı. Bakın şu anda eğer yanılmıyorsam binlerce çocuk var içeride. Bakın yüzlerce bile değil, binlerce. Çeşitli şeylerden alınmış ve ve bunların çoğu da tutuklu olarak henüz hiçbir hüküm giymemişler vesaire. Aylarca yatıyorlar. Sonra belki de ilk mahkemede ya bu ne ki deyip serbest bırakılıyorlar. Ama zaten önemli olan orada yatırılmaları. Çünkü her çocuk bir yerden alır. O yere verilecek olan gözdağı bir daha onların elini ayağını kıpırdatamaması anlamına geliyor diye düşünüyorum. Çünkü faşizm böyle düşünür. Ama dediğim gibi her faşizmden bir çıkış vardır. Umarım. Az önce konuşuruz demiştim, bir olaydan söz edeceksin. Posta gazetesinin manşeti diyebilirim. Üstte değilse bile en büyük yeri ayırmış Posta. Ve şaka gibi diyor. Şimdi hakikaten şaka gibi bir anlatır mısın Allah aşkına? Yani, şimdi bu çocuğu bu olayları takip eden herkes hemen hatırlayacak. Ali adı, hı hı, liseli bir çocuk ve gezi olayları sırasında İstanbul'da gaz kapsülü İzmir'den İstanbul'a tatile gelmiş. Bu arada evet, merak etmiş. Geziye gitmiş. Bırakın hadi ki bu öyle doğru. Ya gitmiş orada diyelim bir şey yapıyor olsun. Hayır ama öyle yani. Bağırıyor çağırıyor ama öyle bu çocuk ne oluyor ve kafasının yarısını kaybetti bu çocuk. Fotoğrafta zaten göreceksiniz. Görünüyor. Ve hala daha çok operasyonlar geçirecek. 2 yıla yakın okula gidemedi bu çocuk. Yani, hayatına neler kaybettiğini anlatmaya herhalde sarı yürek yeter. Sarı hastası oldu. Tabii, sarı hastası. Konuşma güçlüğü çekiyor. Yani. Hala hazır. İzinsiz gösteri yapmaktan 3 ay 10 gün hapse mahkum oldu. Yetmedi öbürleri. Yetmedi. Şimdi bakın dediklerim hep aynı yere. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bir tarafta bu çocuğu içeri aldılar. Tutukladılar. Diğer tarafta bir demokratik ülkede düşünmeye bile cesaret edemeyeceğiniz bir şey yapıyorlar. Parti binalarına baskın yapıyorlar. Evet, çok doğru söylüyorsun. Çok doğru, tabii yani bunun adı faşizm derken onu kastetmeye çalışıyor. Asla olmamalı değil mi? Akıllarına gelmez böyle bir şey. Gelemez çünkü böyle bir şey yok. Yok hükmünde. Onun yanında başka bir şey koyun. Daha 3 gün 4 gün önce öğretmenler sokağa çıktılar. Sokağa çıktı. Herkesin hakkıdır sokağa çıkmak, miting yapmak. Hatta sözde AB biliyorsunuz uyum yasaları çıkarmışlardı bunlar 2004'te mi 2005'te mi hatırlamıyorum şimdi. Orada izinsiz gösteri hakkı en büyük haktır. En fazla biz burada şey yapacağız, gelin şeyinizi alın, koruyun bizi diye bildirirler şeydi. Avrupa'da bilmem de adam gibi ülkelerde. Burada 117 kişiyi gözaltına aldılar. 117 kişinin de nasıl aldıklarını da yani o biber gazları, coplar orada bir seyredenler. Bu öğretmen olayında. Öğretmen olayında. Öğretmenlere yapılan olay. Biz sizi yetiştiren biziz diye çığlık atan bir öğretmen vardı. Evet, orta yaşlı. Orta yaşlı bir öğretmen. Bunların hepsini yan yana getirdiği zaman nasıl bir düzen kurmak istedi? Tabii bu düzen niye böyle kuruluyor? Onu da belki biraz sonra bu çözüm Kürt meselesi konuşurken şey yapılacak olan şeylere karşı çıkma yeteneğinin tamamen körelmesini istiyorlar. Yani APO'yu çıkaracakken aman bir dakika ne oluyor demesinler. Çözüm diye Türkiye'yi bilmem kaç parçaya bölerken aman ya yapılacak bir şey yok diye artık umutsuzluk iyice sarsın ve ölü toprağa kalınlaşsın ki bir daha böyle çıkıp da abuk subuk ne demek siz ne yapıyorsunuz diye sormasınlar. Bütün şey altını kalın çizgiyle çizelim budur.
Tabii sadece o değil, Cumhuriyet'in tasfiyesi ve ya, yerine siyasi İslam projesinin yerine getirilmesi kesinlikle için bütün bunlar zaten oluyor. Onun için başta Cumhurbaşkanı olmak için engin bir şekilde her şeyi yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi başından itibaren işte 16 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması, Gezi'de başına kapsül yiyip kafatasının önemli bölümünü kaybeden ve sarı hastası olan, yıllarını kaybeden, konuşma güçlüğü yaşayan bir çocuğun bir de üstelik de Gezi'ye katıldı diye hapis cezasına çarptırılması, öğretmenlerin hali konuştuk durduk. Bütün bunlar işte Türkiye'de adaletin geldiği nokta. Bugün ama Yılmaz Özdil öyle bir yazı yazmış ki okurken şuramda bir düğüm oldu, açıkçasını söyleyeyim. Adaletin ne hale geldiğini bu memlekette en son bu paralar maralar sarrafa vesaire faiziyle iade edildi ya, oradan kalkıp unuttuğumuz belki hatta kimilerinin bilmediği örneklerle bir yazmış ki okuyalım, devam edelim. Amer Güler'in oğlunun yatak odasındaki kasalarından çıkan 400 bin lira 320 bin euro ve 90 bin dolar iade edildi. Üstüne 20 bin lira faiz ödendi. MHP milletvekili Engin Alan 4 sene hapis yatırıldı. Üstüne hapishanede yediği yemeklerin parası istendi. Derhal 850 lira ödemesi için tebligat gönderildi. Rıza Sarraf'ın adamı Habbani'nin iş yerinde el konulan 1 milyon lira 800 bin euro, 60 bin dolar ve 2 kilo altın iade edildi. Üstüne 55 bin lira faiz ödendi. CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın 5 sene boyunca heybeye hapis yattığı tescil edildi. 5 bin lira tazminat ödendi. Böylece Sarrafgillerin cep harçlığı bile senelik 55 bin liraya yatarken Mustafa Balbay'ın seneliği anca 1000 liraya geldi. Halkbank Genel Müdürü'nün ayakkabı kutularında istiflediği 2,5 milyon dolar ve 2,5 milyon euro faiziyle birlikte iade edildi. Üstüne 944 bin liralık avukatlık masrafı Halkbank tarafından ödendi. Ergenekon'un kasası diye ölene kadar hapiste tutulan Kudüs'ü Okkır'ın 5 kuruşu olmadığı ortaya çıktı. Üstüne 19 bin lira banka kredisi borcu vardı. Eşi Sabri Okkır, mahkeme harçlarını karşılayabilmek için banka kredisi çekmek zorunda kaldı. Emekli maaşıyla 4 sene boyunca bu krediyi taksit taksit ödedi. Sabri Okkır'ın avukatı 6 senedir hiçbir ücret almadan çalışıyor. 17 Aralık'a takipsizlik verildi. 25 Aralık'a takipsizlik verildi. Şero takip edildi. CHP'nin kedisi 15 lira 44 kuruşluk faturası süt içerek devleti zarara uğratmaktan suçlu bulundu. 15 lira 44 kuruş çatır çatır tahsil edildi. Ahmet Davutoğlu yolsuzluk yapan kardeşimiz bile olsa kolunu koparırız dedi. Veli Saçılık isimli vatandaşımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde izinsiz bildiri dağıttığı için gözaltına alındı. Bildiride devlete ve erkeğe köle almayın yazıyordu. Tutuklandı, hapse tıkıldı, hapishanede isyan çıktı. Sayın devletimiz isyanı bastırmak için hapishanenin duvarını dozerle yıktı. Veli duvarın hemen arkasındaydı. Dozerin kepçe darbesiyle sağ kolu koptu. Koparılan kolu için tazminat davası açtı. Dava geçen ay sonuçlandı. Veli suçlu bulundu. Kolunun kendi kusuruyla koptuğuna hükmedildi. Üstüne duvarın parası istendi. Ya mesela işte gazeteci değil. Gazeteciler az çok bilir ama hani gazeteci değil, sıradan bir yabancı. İşte Danimarka'da yaşıyor, Norveç'te yaşıyor, Kanada'da geldi yaşıyor. Türkiye'ye geldi Türkiye'ye geçti değil mi? Şu Allah aşkına hepsini bir kenara bırak. Şu Şero'yu anlat, nasıl anlatırsın? CHP'nin kedisi. Doğru. Süt parası usulsüzmüş efendim. Ya da işte kolunu kaybeden adama senin kabahatin diyor. Ya bir de duvarı da sen ödeyeceksin. Ayrıca evet. Yıkılan duvarı da ödeyeceksin. Kolunu kaybetmesine neden olan o yıkılan duvarı sen diyor tazmin edeceksin. Aynen. Ya bir anlatsan Allah aşkına. Ben şimdi memlekete yeni geldim ya da dünyaya yukarıdan indim. Bir anlat Allah aşkına, bu neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Bakın. Bunun tam tersine söyleyeyim istersen, çünkü bu söyleyeceğin gerçek. Öyle mi? Tabii. Daha ben geçenlerde gittim yurt dışına, İngiltere'ye gittim. Hı. Ondan sonra Londra'da işte gitmişken de eşi dostu görüyorsun. Orada parlamentoda tanıdığım, ben orada çünkü gazetecilik yaptım Londra'da. Onları ziyaret ediyorsun. İşte başka, beni gördükleri zaman üstüme saldırıyorlar resmen. Bu doğru mu, bu doğru mu, bu doğru mu? İşte o doğru mu dediklerinin arasında bunlar var. Ve akıllara, çünkü böyle bir beyin hücrelerinin çalışma stili bu olacak olan şeylere hiç uymuyor.
ve yemin billah ettirerek anlatıyorlar. Yani gerçekten mi doğru? Yani hiç mi abartı yok? Ya ben hiç abartı yok dediğim zaman bana bakılan gözlerdeki o acımayı sana anlatamam. Anlatamam yani. Siz nerede yaşıyorsunuz diye bakıyorlar. Yani fakat bizim bir vakitler İran'dan kaçanlara baktığımız gibi falan. Aynen. O İran'dan kaçanlar bize ne diyorlardı onu da söyleyelim o zaman şimdi. O kaçıp gelen generaller bilmem de ben o zaman Ankara'daydım. Diyorlar dikkat edin sizin de başınıza gelebilir. Abi olur mu canım bizim başımıza gelir mi diyorduk. Ve ne dedilerse çıktı. Nasıl gelecek diye anlattılarsa aynen vuku buldu ve şimdi biz boğazımıza kadar onun içine gömüyoruz. Artık boğazımıza mı daha çıktı mı onu bilemiyorum ama en az boğazımıza kadar bu işin içine batmış durumdayız. Ve yazık olan da şu, bir yabancı arkadaşım bana söylüyor, ya kendinizi düşünmüyorsunuz, çocuklarınızı da mı düşünmüyorsunuz demişti. Bu kadar. Çocuklarınızı da mı düşünmüyorsunuz? Yani düşünüyoruz tabii de düşünüp de ne yapmalıyız bilmiyorum. İşte ne yapıyorsunuz? Önemli olan düşünmek. Evet. Ha ne diyordu? Öyle bir şey çıktı biliyorsun. Kim söylemişti onu hatırla, belki sen hatırlarsın. Ha düşünebilirsiniz. Ya düşünmek hiçbir suç yok. Ama bu düşüncelerinizi şeye vurmaya kalktığınız zaman çok... Bülent Arınç diyeceğim geliyor ama şimdi boşu boşu da şey yapmış oldu. Birisi söyledi bunu. Yani Bülent Arınç da son derece veciz şeyler söylüyor. Acaba Bülent Arınç de şey suç, boşu boşuna adamın şeyini yemeyelim hakkını. Evet, şimdi hani geldiğimiz nokta bir kere adaletin artık bir zamanlar o adaleti tırnak içinde tangur tungur edenler içinde bittiği nokta. İşte 14 Aralık Ecehan, operasyonu. Ecehan, öyle bir şey vardı yalnız. Adalet dediğim bizim komşu bakkalın kızı derdi. Değil mi? Tabii. Değil mi? Tabii. Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca ne diyorsun? Yani 14 Aralık operasyonu senin işte cemaatte olan derin muhabbetini de bilen biri olarak soruyorum. Ne diyorsun 14 Bakın, Aralık'a? Beni bilenler, tanıyanlar tanıyor. Ben olabildiğince hakkaniyetli olmaya çalışan biriyimdir. Sağından bakarım, solundan birden. Çünkü bir şey söylediğin zaman sonra sen yaptığında çok utanırsın. Ben öyle bakarım. Başkaları nasıl bakar öyle. Ben de buna yazdım zaten. Oda TV'de bununla ilgili bir yazı yazdım. Hep ne geldi aklıma biliyor musun? Hep düşünürken bu gazetecilik ben. Ya daha sen Oda TV davasında bunlar zaten gazetecilikten girmediler ki diye yazan sensin. Zaman Gazetesi için ve Ekrem Dumanlı için söylüyorum. Ekrem Dumanlı'yı asla affetmeyeceğim, altını çizerek söylüyorum bir şey var. Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için ya bunlar PKK ile yaptıkları da şey 5000 kıza 5000 okul Turkcell şimdi burada reklama girecek. Bir telefon şirketi. 5000 burs. Bunlar orada PKK'larla anlaştı. Kardelenler bunu bunlar PKK ile anlaştı diyebilecek kadar artık gözü bir döndü. Hatta o kızların harp okulu öğrencilerine ya da genç subaylara Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği aracılığıyla utanmadan bunu yaptılar. Ay bunu söylediğine çok mutlu oldum. Çünkü benim için de kriter numara birdir. Tabii, bu hiç ben de asla unutamam. Üç, o Yarbay Ali Tatar, İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Kuddisi Okır. Yarbay Ali Tatar için birisi manşet atmıştı. Manşetli bir başlık atmıştı. Mermiye kafa attı diye. Evet. Şimdi sen bunları yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra başına böyle bir şey geldiğinde bir şeyi ayırarak söyleyeceğim şimdi. Başına böyle bir şey geldi. Gazetecilik yaptığımız için bize böyle yapıyorlar diyeceksin. Bir kere ben bu ve bunun gibi gazetelerin özellikle son 7 yılda asla gazete olamadıklarını, gazetecilik yapmadıklarını, tamamen bir merkez gibi çalıştıklarını gören, bilen, takip eden birisi olarak asla buna katılmıyorum. Asla bu adam, yani şeyim yok ama 17-25 Aralık meselesi zaten bu iktidarın boynundaki iptir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bakın buradan gözlerin içine bakarak izleyicilere söyleyebilirim. Emin olsunlar, emin olun. Ne bu 17-25 Aralık olayları, ne Deniz Feneri olayı, ne efendim diğer yolsuzluklar, hiçbirinin izi silinemez. İstedikleri kadar kapatsınlar, istedikleri kadar takipçilik versinler,
istedikleri kadar bavullarla faizlerini alarak götürsünler. Hepsinin hesabı bir 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 sorulacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bir de tabii senin söylediğin neden bu kadar çok korktuklarını ve sertleştiklerini de anlatıyor. Doğal olarak. Az önce Atilla Kart da bu bir panik korku sürecidir demişti. Şimdi neden nasıl korktuklarına dair Mehmet Yılmaz Hürriyet Gazetesi'nde bugün çok ilginç bir yazı kaleme almış. Aslında Sabah Gazetesi'ndeki bir yazı dizisindeki bir yeri fark ederek oradan yola çıkmış. Yola çıkmış ve bir yazı yazmış. 17 Aralık'ta şöyle bir şaya dolaşmıştı. 17 Aralık'tan sonra bize de sıra gelebilir diye o sırada o özellikle 25 Aralık günü doğrudan doğruya Erdoğan'a, Bilal Erdoğan'a yöneldi ya operasyon. Orada Kısıklı'daki evinde Erdoğan'ın olağanüstü bir tedbir alındığı konuşulmuştu. Ve acaba hani almaya giden polislerle bunlar oradaki korumalar çatışır, onun için mi bu koruma falan diye de bir şüphe vardı. Mehmet Yılmaz diyor ki bu doğruymuş meğer, bakın kim nasıl yazdı diyor, izleyelim devam edelim. 25 Aralık 2013 tarihindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sırasında zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da gözaltına alınacağı söyleniyordu. İddialara göre savcı Muammer Akkaş bu yönde bir emir vermişti. Ve yine iddialara göre savcının görevden el çektirilmesinden sonra İçişleri Bakanlığı'ndan polise konuta yaklaşan olursa vurun emri verilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Kısıklı'daki eve yaklaşanı vurun talimatı verdiği iddiasını TBMM'de açıklamıştı. Bunun üzerine Bakan Ala bir tazminat davası açmış ama dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Hükümetin yarı resmi yayın organı diye tanımlayabileceğim Sabah'ta 17 ve 25 Aralık günlerindeki operasyonlarda darbenin nasıl önlendiğini anlatan bir yazı dizisi yayınlanıyor. O yazı dizisinde şöyle bir bölüm var. Akkaş'ın polisin operasyon yapmaması üzerine jandarmaya talimat verdiğine ilişkin yazı ortaya çıktı. Özel harekat timleri başbakanın evinin etrafına kaydırıldı. Bilal Erdoğan'ı almak için konutu basmaya kalkışan paralel polisler karşılarında İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen yaklaşan kim olursa olsun vurun talimatını uygulamaya hazır özel harekatçıları görünce geri çekildi. Demek ki o gün söylenenler doğruymuş. Memleketin polisleri birbirlerini vurmaktan son anda geri dönebilmişler. Bakalım bakan hala sabahı da dava edebilecek mi? Bak, yani cemaatle AKP bu kadar artık hani silahlı çatışmayı neredeyse bir ihtimal olarak görüp buna hazırlanacak kadar karşı karşıya gelmişler meğerse. Şimdi zaten bakın bu iktidar zehirlenmesi diye bir şey var. Şimdi sen tabii ki üst akıl diyorlar ya bunlar. Üst akılın da sizi bir araya getirmesi sayesinde geldiniz 2002'de iktidara kuruldunuz. Senin derken AKP'yi kuranlardan söz ediyorum. Maalesef yetişmiş elemanın yok. Yok. Ne yapacaksın? Sana sunulan bir seçenek var. O seçeneği kullanacaksın. Beraber hareket ettiler. Her şeyde beraber hareket ettiler. Fakat bu hareket edilirken tabii hiç unutmuyorum bir televizyon programında 2010 referandumları öncesinde böyle bir masada oturuyoruz işte birileri var tartışıyoruz ben de konuk olarak oradayım. Dedim ki ya her şey tamam da dedim bu iktidar dedim bunu dedim sanki biliyormuşum gibi gerçekten bu kadarını düşünmemiştim ama her yere girdi dedim cemaat. Şimdi dedim bunu dedim yargının en üstüne taşıyacak. Çünkü... Anlatabiliyor muyum? Yargının en üstünde bunlar ele geçirecekler dedim. Ve ondan sonra acaba dedim hükümeti yönetenler bu dedim Türkiye'yi yönettiğini iddia edenler acaba ne düşünecekler diye orada bir soru attım ortaya. Çünkü şunu görüyorum. Polisin içinde bunlar, yargının içinde bunlar, en üst bürokrasinin içinde bunlar, milli eğitimde bunlar, sağlıkta bunlar, her yerde varlar. Ordunun içine de girmişler, polisin içine zaten iyice girmişler. Bunların hepsini de anlattım orada. Bunlar kimse yalan diyemiyor tabii. Evet. Ve sahiden de öyle oldu. Bakın daha dün Avcı için Hanefi Avcı için gider ayak. Çünkü bir seçimler yapıldı gidiyorlar. Gider ayak 9. daire verdi kararını. Alas baldık dedi gitti. Devrimci karargah. Devrimci karargah. Yani ben devrimci karargah ilk duruşmasını izleyen gazetecilerden biriyim. Orada adamı öldürecekler diye
diğer şeyler, sanıklar, devrimci karar gelen sanıkları nasıl hakaretlerle araya böyle 10 tane mi 15 tane mi jandarmayı dizmişlerdi. Adama bir şey, tek başına oturuyordu. Devrimci karar gelen davasında. Hanefi abi tek başına oturuyordu. Ve bize işkence yapan adamla bizi nasıl yan yana oturtursunuz diye adamlar şey yapıyorlar. Zaten Hanefi Avcı'da kendi anlatımları vesaire var ya, daha geçmişte neler yaptığından. Şimdi bu adamı sen gelip devrimci karar davasından şey yaparsan... Ya az buz değil, bir de 2-3 yıl daha yatması gerekiyor. En az 2-3 aydan söz ediyorlar. 3 yıl 9 ay yattı Hanefi Avcı içeride. Yattı. Ve yani eğer yargılanacaksa Hanefi Avcı, geçmişte olan bir sürü şey var, onlardan yargılayabilirsin. İşkence, kendisi itiraf etti çünkü. Söyledi şey. Yani işkence, emri, talimatı verdiği. Ben mesela şimdi cemaatin bu konularda yargılanmasını çok komik buluyorum. Yok efendim filmden, bilmem neden vesaire. Yargılanacak çok şeyleri var cemaatin bence. Ama bunlardan değil diyoruz. Ya şimdi çok ilginç, Ekrem Dumanlı'nın mahkemede hakime tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi ya savcı tarafından. Orada ki verdiği, mahkemeye verdiği ifadenin görüntüleri sızdı. Hem de pırıl pırıl hakimin arkasındaki kameradan sürekli kayıt yapılıyor ya, oradan görüntüler sızdı. Şimdi senin dediğini o kadar iyi anlatıyor ki, yani evet Ekrem Dumanlı bin tane şeyden yargılanabilir ama hani iki film, bir haber, bir bilmem ne, bunlardan mı yargılanır? Tam da bunu söylüyor Ekrem Dumanlı ve izleyeceksiniz, hani hakim de ya hakikaten öyle işte durumda budur der gibi sıkışmışlıkta izleyin bakın, soruyor bu mudur, budur. Şimdi aklına ne geldi, tabii ki mecburen karşılaştırıyorsunuz yani ister istemez. Ben Silivri olsun, Balyoz olsun başından sonuna kadar takip edenlerden biriyim. İlhan Selçuk, sevgili İlhan Selçuk, o 4 gün içeride, 2,5 gün onu böyle uyutmadan bekletti, çıktı, kalp krizi geçirdi daha sonra. Açık kalp ameliyatı oldu. İlhan abi hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. Neydi biliyor musunuz suç duyurusu? Dinlendiğini bile bile dinleyenler hakkında ileri geri konuşmak. Ay. Ya şimdi nereden nereye geldik? Biz milat falan diyoruz ama kaç milat geçirmişiz azim o insan. Bizim her günümüz bir milat. Evet, insan yani bütün bunlara baktığımızda. Biz bu ülkede cehennemi yaşıyoruz. Hani cennet cehennem diyorlar ya. Türkiye şu anda Türkiye'nin insanları 7'den 70'e her şekilde. Minimum 7 yıldır. Minimum 7-8 yıldır bu cehennemi yaşıyor. Cehennemi yaşamak illa hapishanede olmak, illa işkence altında olmak veya tutuklu olmak değil. Her şekilde. Emeklisi de, işçisi de, nasıl karakter suikastı yaparak ya, o ya. İlhan Selçuk'u, bakın bir şey söyleyeyim sana, paramparça ettiler. Bak şeyde tartışıyoruz, hatta şey, YouTube'da falan var, ben de bunu kullandım daha sonra. Ben sinirlenmişim tabii artık, çünkü bazen sinirlerine hakim olamıyorsun şeyde. Lafını balla keseceğiz. Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'yla tartışmayı mı anlatacaksın? Evet. Lütfen bizimle olun. Çünkü Rasim Ozan Kütahyalı tartışmaları bir döneme ışık tutan tartışmalardı aslında. Kimileri güldü geçti, kimileri magazin gözüyle baktı ya da anlamadı. Çok önemliydi. Türkiye'de başımıza gelenleri ve gelecekleri anlatan. Bunları konuşacağız. Ekrem Dumanlı için Aydınlık Gazetesi'nde bir yazar acaba MHP'den milletvekili adayı olacaklar mı diye bir soru ortaya attı. İlginç bir iddia ile birlikte. Seçim dedikoduları başladı buna benzer. Türkiye Erdoğan'ın pek çok şeyine tanık oldu. Ama bir de şuna tanık oldu. Kendi dilinden utanan bir lidere tanık oldu. Türkçeden utanan. Bunları konuşacağız. Dönüşte birlikte olursak. Hoşçakalın. Efendim yine çok teşekkürlerle söylüyorum. Bir hayli mesaj geldi. Özellikle Twitter'dan. Olanlara tepkiniz, özellikle 16 yaşındaki bir çocuğun okulundan alınıp yaptığı konuşma yüzünden, yani bir işte cinayet değil, bir hırsızlık, gasp değil, sadece söyledikleri yüzünden sınıfından
mahkemeye, oradan da cezaevine götürülmesine çok ciddi tepkiler geldi. Umuyorum bu tepkiler daha da büyür, daha da büyür. Bir izleyicinin dediği gibi o cezaevinin önünde o çocuk çıkana kadar nöbet tutulur. Bunu belirtmek isterim. Bu arada bir mesaj daha paylaşmak isterim. Burhan Apaydın, tanıdığım Burhan Apaydın mı bilmiyorum ama demiş ki Erdoğan da bir gün tutuklandığında Ekrem Dumanlı gibi demokrasi istiyorum diyecek mi merak ediyorum demiş. Şimdi bir gün tutuklanırsa değil bir gün tutuklandığında diyor Burhan Apaydın. Pek çok kişi de bu minvalde şeyler söylüyoruz son zamanlarda. Bunun hesabını verecek, mutlaka verecek diyor. Sen de ilk bölümde buna benzer ifadeler kullandığın için... Ben hep kullanıyorum o ifadeleri. Çok inanıyorum çünkü. Yani bir gün bunun müsebbakat... Bakın çok önemli bir şey var. Sadece isim olarak söylemeye değil, bunun müsebbibi olan siyasiler... Bunun derken bu sürecin... Bu süreci, Türkiye'ye bütün bunları yaşatan ve Türkiye'yi parçalanmanın işine getiren bu olayın müsebbipleri, o müsebbiplere arka çıkanlar, sonra da yetmez ama evetçi olanlar vesaire diyor, uzar o. Yargıdaki ayakları, bürokrasideki ayakları, bunlar birbirinden bağımsız değil. Hepsinin yargılanacağı bir zaman gelecek mutlaka. Çünkü ya, bu kadar ucuz değildi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'de bu kadar ucuz kurulmadı ve bugün yaşadıklarımız da bu kadar ucuz şeyler değil. Eğer Türkiye Cumhuriyeti yoluna devam edecekse, doğru yani yeniden oluşturulacak, yeniden demokratik bir cumhuriyet oluşturulacaksa, Kürdüyle, Türküyle, bütün etnik gruplarıyla hiç fark etmez, isimler burada saymaya bile gerek yok. Yeniden yola çıkacaksak şayet, bütün bunların hesabının kesilmesi gerekiyor. Onun için bunun içinde eğer Tayyip Erdoğan varsa yanındakiler de var. Onların yanındakiler de var, arkalarında olanlar da şimdi var. Şimdi bu meselede tabii 2015 yılı birkaç gün kaldı. Seçim nedeniyle çok büyük bir önem taşıyor. Doğru. 2015 seçimi. Birazdan bu seçim hatta yapılır mı diye bile soracağım sana. Ya da yapılırsa hangi koşullarda yapılır diye soracağım ama birinci bölümde bıraktığımız noktadan devam edelim. Ekrem Dumanlı'nın mahkemede tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede verdiği ifadenin görüntüleri sızdırıldı demiştim. Onu paylaşmıştık sizlerle. Ve arkasından buna dair bir not vereceğimi söylemiştim. Aydınlık Gazetesi'nde bugün bu konuda çok ciddi, ilginç bir iddia var Ekrem Dumanlı ile ilgili. Üstelik de sadece Ekrem Dumanlı değil. Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca gibi bu 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınan ya da daha sonra tutuklanan isimler, hatta daha önce tutuklanan Ali Fuat Yılmazer örneğin bir dönemin İstanbul İstihbarattan sorumlu müdürü Ali Fuat Yılmazer ki cemaatin en kritik isimlerinden biri olduğu hep söylenir. Evet. Bunların MHP'den aday gösterileceğini yazdı Sabahattin Önkibar. Dumanlı ile Karaca MHP'den aday diyor zaten başlıkta da görüyorsunuz. Bir şey var, bu ittifakta BBP'nin listesinden. Şimdi şimdi onu sen de paylaş ve oradan hareketle olur olmaz. Hikaye şu, lütfen söyle. MHP Büyük Birlik Partisi, bir de Haydarbaş vardır bilirsiniz. Onun Bağımsız Türkiye Partisi o da. Bu üçünün ittifak yapacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Ama son Ankara kulislerine düşen son şey... Yazdığı da o zaten. Ekrem Dumanlı ile Hayrettin Karaca'nın... Hidayet Karaca'nın. Pardon, Hidayet Karaca'nın. Çok özür dilerim. Hayrettin Karaca da zaten... neyse. Canım, o da karşı tarafın fetvacısı. Karaca, BBP'nin listesinden seçilecek yerlerden... BBP'nin başkanı da buna dahil olmak üzere 4 kişiden söz ediliyor. Girecekler ve MHP milletvekili olacaklar. Yani Büyük Birlik Partisi'nin bir tür şartı bu gibi. Evet, bu şart. Yani olmuş. Bu isimler eğer... Dumanlı da Yozgat'tan birinci sıra aday olacak bir şey. Yani söylenen şey, iddia bu. Yozgat'tan birinci sıra aday olur mu? Olur. Vallahi Türkiye öyle bir yer ki ben hiç şaşırmayacağım, artık ben şaşıracağım bir şey kalmadı derken büyük şaşkınlıklara uğradığımı bildiğim için her şey olur Türkiye'de.
Şimdi gel o zaman hani bu güncel meseleleri bir kenara bırakalım. Bir seçim dedikodularına girelim. Bir kere her tarafta bir ittifak arayışı var gibi görünüyor. AKP kendi kitlesini genişletme çabasında. Her tür küçük büyük bakmadan her tür desteği yanına almaya çalışıyor. Cemaat kendisine bir yer arıyor. Solda bir takım durumlar var. Önce şeyle başlayalım. Senin de imzanın olduğu bir cumhuriyet bildirisi ya da cumhuriyetçi cephe mi demek lazım bunu? Ne demek lazım? Artık cumhuriyetçi cephe denilebilir bunun adına. Peki. Gerçi şöyle söyleyeyim, ben kendimi cumhuriyetçi olarak addederim ama o cumhuriyetçi cephede değilim. Kişisel olarak değilim. Ama karşısında da değilim, onu da söyleyeyim. Ben, senin ama imzan var. İmzan o nedenle var. Bir anlat. Neden şimdi, böyle bir şey? Şimdi bak, şöyle bir şey var. Adım. Bir, bu seçimler gerçekten 2015 seçimleri çok artık kritik falan da demeyeceğim. Yani bir öyle bir şey ki, bu seçimlerde ne olacaksa kazananın istediği doğrultuda gidecek olan, yolu açacak olan seçim. Öyle bakmak lazım. Şimdi CHP'ye bakıyoruz. CHP'nin ne kadar doğru olduğunu ben şu anda söyleyemem. Sadece iddialardan bahsediyorum. HDP ile flört ettiğine dair, yani bir seçim ittifakı konusu. Ama arkasından gelen bir şey bunun olabilirliği yahut da Allah Allah dedirecek başka bir şey getirdi. Eş başkan Selahattin Demirtaş, biliyorsunuz, bir açıklama yaptı geçen gün. Biz parti olarak gireceğiz. Parti olarak. Bunu tekrar etti ayrıca. Tekrar etti. Yani dün tekrar söyledi. HDP parti. Bu ne demek? Bu ne demek diye bakıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bir, sen %7'de kalıyorsun. Normalde baktığın zaman geçmişe %7'de kalır bu parti. Genel olarak. O yüzden de geçen seçimlerde örneğin her yerden bağımsız adaylar girdiler. Her yer derken genellikle Güneydoğu ve birkaç büyük ilde seçimlere girdiler. Ve o seçimlerde çıkanlar 30 küsür kişi, 35 kişiye yakındı zannedersen, şeyi kurdular. Grubu kurdular ve işte ama o milletvekilleri sonra oraya transfer oldular filan. Şimdi diyor ki ben gireceğim. Şimdi gireceğim ama %10 baraj varken ya sen bunun altına kalırsan ne olacak? Şimdi burada iki şık var. Bir, HDP AKP ile anlaşıyor. Orada bilinçli olarak şey altında kalacak. Evet, öyle bir şey var. Yani barajın altında kalacak ve böylece silme oradaki şeyleri AKP alacak. Ve böylece anayasayı değiştirme konusunda da eli rahatlayacak. Ve bu şekilde çözüm de bu şekilde. Şimdi onların istediği çözüm. Şimdi siyaseti cephesinden iyi duyum, bilgi alan Amber'in Zaman örneğin bunu yazdı. Yazdı, biliyorum. Hatta Demirtaş HDP olarak yani parti olarak seçimlere gireceğiz demesinden iki gün önce yazdı. Bir adını vermek istemeyen önemli bir Kürt siyasetçisi dediği kaynağına dayanarak. Daha sonra Öcalan'ın da bunu desteklediği gene yazıldı. Ve ama orada bir şey var. En fazla bir dönem dışarıda kalırız. Kazanım olmuyor önemli. Olmuyor işte. Olmuyor. Dedikleri çünkü de senin bir dönem konuşuldu. Dışarıda kalman demek bütün pazarlık şeylerini elindeki çok büyük ölçüde yitirmen anlamına da gelebilir. Ha, diyeceksin ki yok kalkışmaya gider vesaire. Hayır. Her ne kadar tabii ki Kandil orada duruyorsa, Öcalan'da burada, İmralı'da maşallah sekreteresiyle vesairesiyle Tanrı katında neredeyse oradan politikasını yürütüyorsa, meclis ayağı da çok önemli. Şimdi meclis ayağını kaybetmesi için, yani bilinçli olarak kaybetmesi için karşılığında mutlaka bunun öncesinde bir şey alması gerekiyor. Yani diyorlar ya hani 15 Mart son tarihtir. O 15 Nisan'da da PKK kongresini 15 Nisan'da tutacak. Evet. Şimdi bu arada eğer sen bunu yapmazsan diyorlar kardeşim, biz kalkışırız. Yani kalkışmaya gideriz. Yani bu ne demektir? Peki
en geç 15 Nisan. Çünkü şöyle, niye 15 Nisan en geç? Karayılan dedi ki en son yaptığı açıklamada 15 Nisan'da dedi, 15 Mart işte silahların susması, bırakılması değil bakın. Silahların susması kararını açıklayacağız 15 Mart'ta. Eğer adım atılırsa 15 Nisan'da da PKK kongresini toplayacağız ve Öcalan o kongreye katılacak. Tabii. Şimdi karşılıklı şartların bu olduğunu Kandil açık etti. Evet, bilerek açık etti. Tabii. Yani AKP'yi sıkıştırmak için, yani ya bunu verirsin ya biz sana hayatı cehennem ederiz demek için. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. İktidar. Şöyle yapacak. Ha. Şimdi bakın, burada önemli olan şu. Öyle bir sıkıştırdılar ki hem Kürtleri, yani hem Kürtleri aldatıyorlar hem Türkleri aldatıyorlar. Ben böyle bir yazı da yazdım geçmişte. Yani Kürtlerin ağzına bir parmak bal, Türklerin ağzına bir parmak bal veyahut da Türklere sopa, öyle de denilebilir bu. Bir şey yapıyorlar. Hatta ben bir yazı yazdım ki böyle, bakın böyle çözüm olmaz. Bu çözüm işi çok kanlı evrelere kadar götürebilecek potansiyele sahip. Tamam. Bunun için bakın ben şunu da söyleyeyim, bir cumhuriyetçi, bir kemalist olarak daha 2 ay oldu yazıldı. Ola TV'de yazdım bunu. Dedim ki 3 şart lazım çözüm. Bunu da bu hükümet yapamaz. Bu hükümetin bunu yapabilmesi için bağımsız olması gerekir. Bu hükümet bizim gözümüzde, benim gözümde bağımsız değil. Bazı başka ittifaklara girmiş ki o ittifakları Ali Bulaç da açıklıyor biliyorsun. Amerika ile nasıl anlaştılar, İsrail ile nasıl anlaştılar diye iddialar öne sürüyor. Yani Tayyip Erdoğan iktidar olmak için İsrail'le dahi anlaştı. İddiası Ali Bulaç'a ait ve Abdurrahman Dilip hakkında adı geçerek. Neyse, onu da bir tarafa koyalım. Bir kere Abdullah Öcalan İmralı'da dışarıdan çok daha özgür. Bakın bunu teslim etmemiz gerekiyor. İmralı'da her istediğini yapıyor Öcalan. Ve bir de içeride olmanın getirmiş olduğu avantajı da sonuna kadar kullanarak böyle tanrı katında hiç insan içine karışmadan, etmeden oradan istediği her şeyi dikte ediyor. Hele gelinmiş olan bu son, 2005'ten beri bu giderek tırmanarak bu hale geldi ama bugün artık sonuna gelmiş durumda. Onun için ben yazımda dedim ki Abdullah Öcalan'ı zaten serbest bırakacaksınız, bir an önce serbest bırakın. Bırakın ki gitsin insan içine karışsın. Bir şu üstündeki o, tırnak içinde söylüyorum tabii yanlış anlaşılma, o tanrıvari, her dediği olan, her dediği öngörülen vesaire filan bir adam konumundan, bir tanrı konumu katından bir insi makinemi insan katına. Bu birincisi. Bir dakika, bir dakika dur. İkiye geçmeden. Şimdi sen öyle bir tablo çiziyorsun ki buradan hani cezaevinde ya da benzetme doğruysa rehin olan Öcalan değil. Evet. Sanki iktidar Erdoğan'mış gibi. Rehin olan burada Öcalan değildir, iktidarın ta kendisi. Çünkü, başta da Tayyip Erdoğan olmuş. Çünkü bir güç onda. Hı? Tabii. Güç onda bir. İki, bu konuda üst akıl dedikleri Amerika'ya da çok büyük sözler verildi. Yani zaten bu çözüm sürecinin başlamasının ana etkeni Amerika Birleşik Devletleri. Yani bunu artık şey yapma, inkar etmek için tabii. Çocuk olmak lazım. Çocuklar bile etmez. İki, kendi politikaları döndü dolaştı elini kolunu bağladı. Şimdi nereye gidecek? Ne yapacak? Ya kökten kesip atacak, bunu yapabilecek zaten ne bir özgüveni kalmış ne şey kalmış. Bunu getirmiş olduğu noktadan istenilen noktaya götürmek zorunda. İstenilen nokta nedir? En az özellik olmak üzere verilmiş olan şeylerin yerine getirilmesidir. Bu da şu demektir. Aslında bu 1 Mart tezkeresinde olacaktı da orada olamadı. Çünkü Amerikan askeri eğer girebilseydi Türkiye'ye oraya bir sınır çekeceklerdi. O zaman Baydemirler bilmem neler bize şikayet edeceğini gidecekti oradaki Amerikan komutanına şikayet edecekti. Ama bunlar olamadı. Gelmiş olan noktada sanki PKK bütün Kürtlerin temsilcisiymiş havası yaratıldı ve gelmiş olan noktada bu çözüm. Fakat bu çözüm bir yere gidebilecek bir çözüm değildi. Çözüm benim dediğim. İkincisi şu, çok net, çok gözlemciler de gelsinler, herkes de gelsin, bir nüfus sayımı yapmak. Yani bir, Öcalan bırakılsın diyorsun. İki, yani iki, nüfus sayımı yapılsın. Bu nüfus sayımı çok önemli. Peki ne olacak çünkü orada? Çünkü bugüne kadar hep şöyle. İşte Kürt nüfus ne kadar? Kimisi diyor 15 milyon, kimisi diyor 25 milyon, 40 milyon diye bile var. Hatta bunun fıkrası bile yapıldı. O bu kadar bir tanesi kalkmış masadan gidiyormuş. Sen kimsin? İşte ben Türk'üm. Nereye gidiyor? Bizden kimse kalmamış, gidiyorum diyor. Türkiye'de Kürt, Türk kalmadı yani bu anlam, bu şeye göre. Bu ortaya çıkacak.
ne kadar Kürt. Sonra üçüncüsü, Kürtler arasında bir referandum. Tek şeyli, tek başlıklı. Türkiye'den ayrılmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu kadar. Eğer ayrılmak istiyorlarsa dedim ben yazımda, böyle çıkarsa yapabileceğiniz bir şey yok. Ancak geciktirecek tabii, şeyler yaparsınız. Sen bunu biraz siyasi fantezi gibi yazmışsın belli ki. Ama olmayacak. Yani uç bir nokta gibi görünüyor. Ama neden? Çünkü başka yerlerdeki gibi değil. Türkiye'de Kürtlerle Türkler öylesine iç içe geçmişler ki. Doğusunda da batısında da. Ya bu noktaya gelmesi gerekiyor mu? Hayır ama gerekmiyor belki ama önemli olan şu. Kürtlerin kendilerini ifade ettiklerine kendilerinin inanması lazım her şeyden önce. Birilerinin onların adına değil. Onun için Apo çıksın gitsin ki bir anlasınlar, kendi ağzından görsünler bakalım adamı. Ne kadar önemli bir adam, ne kadar söyledikleri doğru yanlış. Çünkü söyledikleri amentü gibi okunuyor. Tövbe yarabbim, yani anlatabiliyor muyum? Aman neler ya. Ben okuduğum zaman hiçbir şey anlamıyorum anlattıklarından. Yahut da anlattıklarının çok böyle ağırmış ağırmış şeyler olduğunu da düşünmüyorum açıkça. Ve şunu da biliyorum. Eğer böyle bir referandum yapılsa Kürtlerin %70'inden fazlası buna karşı çıkacaktır. Benim burada söylediğim şey PKK tek başına Kürtlerin temsilcisi falan değildi. Ben böyle görüyorum olayı. Ama o kadar müthiş bir baskı ve şey uyguladılar ki. Ama bak PKK'nın siyasi temsilcisi gibi görünen HDP o bölgede %50-%60 oy alıyor. Yani nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Peki niye Türkiye çapında %7 alıyor o zaman? O bölge çünkü Kürtlerin yoğun olduğu bölge demek olur mu? Ki. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de olan Kürtleri toplayın bakın bakalım hangisi daha yoğun. Yapmayın. Ayrıca Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok sayıda Türk de başka etkilerden de yaşayan. Kürt siyasi hareketinin amacı öncelikli olarak Güneydoğu'da bir özel bölge yaratmaksa ve orada böyle bir... Yaratmak istediği bölge olarak haklısın. Benim söylemek orada istedim. Da böyle bir yani çoğunluk görünüyorsa o zaman bu referandum... Ama bu, o zaman bu emperyalizmin 1919'da yaptığı veya 1918'de Wilson prensipleri yaptığı fazla insan göstererek oraları Ermenilere veyahut da Kürtlere teslim etmek şeyinden farklı bir şey. Yani ben bu referandum olayının olabileceğine hiç ihtimal zaten vermiyorum. Zaten bu hükümetten yapılabilecek bir şey değil bu. Benim söylemek istediğim doğru şu. Doğru bulmuyorum. Benim söylemek istediğim şey şu. Bunların çözüm anlayışıyla gidilebilecek tek şey üst akılın kucağına oturmaktır. Başka bir şey değil. Orada bir ikinci İsrail yaratma pozisyonudur. Çünkü Amerika sürekli olarak geri adım atıyor. Sürekli olarak geri çekiyor. Şimdi bak Türk, yani dönelim şeye, Kürt siyasi hareketine. Çok net olarak istedikleri şu. Bir, biz bölgede, o bölgede bir özel yönetim oluşturalım. Ve ana dil meselesiyle ilgili. Şimdi kalıp kalmaması ayrı bir ama mesele. Ama bakın zaten görünen şu an itibariyle yani 15 Mart ve 15 Nisan gibi iki tarih. Bu tarihler bile değişiyor, o ayrı. Önemli değil. Yani iktidarla yapılan pazarlığa bağlı olarak. Seçim öncesi. Hani şimdi ama çok kritik bir önem var. Çünkü HDP'nin de PKK'nın da KCK'nın da artık sıkıştırabileceği başka bir nokta kalmayacak doğru. İktidarı. Çünkü 4 yıl boyunca başka seçim yok. Doğru. Hani ya bu seçime kadar oldu diyecek ya da olmadı ben sana hayatı cehennem ederim diyecek. Dolayısıyla bugüne kadarki mühletlerden, tarihlerden çok farklı bir önem arz ediyor. 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri. Aynen öyle. Ve iki şey, bir özellik bakın. Ve onun içinde ana dilde eğitim meselesi, bir de Öcalan'ın serbest kalması. Bunun dışında Öcalan'ı şöyle çıkaracaklar. Ne var bilmiyorum. Belli şimdi başladı gazeteye, bugün de vardı. Öcalan kanser denilecek, bilmem ne denilecek. Çok fazla zamanı kalmadı denilecek. Yalan üstüne yalan. Yapılacak bunlar ve hasta olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından affa uğrayarak vesaire. Bir şey. Çünkü genel af dediğin zaman bambaşka sorunlar ortaya çıkıyor. Başka bir yolunu bulmaya çalışacaklar bunu. İki, özellik dediğin şey zaten PYD şu anda yani Suriye'deki PKK diyeceğiz buna daha iyi anlaşılsın diye. O sınırların bir bölümünde IŞİD'le zaten savaş halinde. Irak Barzani'nin elinde bu IŞİD numarasıyla Kerkük'ü de ele geçirdiler. Petrol de şimdi ellerinde. Bütün bunları tamamlamaya bir tek eksik parça var. O da İran'dan alınacak. Çünkü asıl büyük Kürdistan ideyası O fasla kadar ama sanki neredeyse hani bu ülkede... Şu anda sanki olmuş gibi. Yani değil mi? Yalnız, neredeyse. Yalnız neredeyse yani ama... Müzakere sevgili, bu çerçevede sevgili de olduğu gibi. Sevgili Ayşenur, sana bir şey söyleyeyim.
Ben tarihe çok meraklıyımdır. Hı hı, hı. Yakın tarihde epey iyi gözlemlemiş ve okumuşumdur. Öyle olmuyor. Yani iş böyle yürümüyor. Kağıt üstünde. Kağıt üstünde her şey çok güzel olabilir. Ama iş geliyor böyle bir yerde hiç kimsenin ummadığı bir şekilde bir anda berhava alıyor. 1919'da yaşasaydın, Halide Edip'in yanında olsaydın, Sivas'ta Amerikan mandası istenirken onların yanında olsaydın, üç gün sonra büyük bir şaşkınlığa düşecektin. Halide Edip'in yazdığı bir mektup var Mustafa Kemal Paşa'ya. Filipinler örneğini gösteriyor. Diyor ki, bakın diyor, Filipinler ne kadar büyük bir şeyle çağdaş olma yolunda ilerliyor. Tabii ki İzzettin nefsimizden birazcık fedakarlık edeceğiz ama 20-25 senelik bir manda bizi kendimize getirir diyor. Bunu söylerken şunu hiç düşünmüyor. Şöyledir, böyledir, öyledir. Bahsettiği Türkiye manda yönetimine girmesini istediği Türkiye'nin... Amerikan mandası. Amerikan mandası tabii ki. En az 3000 yıllık geçmiş tarihi var. Birkaç tane ülke kurmuş. Böyle bir ülkeyi manda altına sokarsan sonunda işte bugünün Filipinlerine ulaşırsın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi de aynı numara. Bakın Cemil Bayık açıklama yapıyor. Uluslararası sorunlar ancak uluslararası tarzda çözülür. Amerika'da üçüncü taraf olsun diyor. Kurulduğu zaman, ben kurulduğu zamanları iyi okumuş bir adam olarak söylüyorum. Kızıl Yıldız içinde Orak Çekiç'le kuruldu PKK. Partiye Karkereye Kürdistan PKK işçi partisi olarak kurulduğunda acayip Marksistlerdi bunlar, bilmem nelerdi. Gelmiş oldukları nokta çok acıklıdır o anlamda. Şimdi emperyalizmin güdümünde ve onların vurucu gücü ve tetikçisi olarak çalışacak bir zavallı ülke kurma yoluna gidiyorlar. Bu tabii onlar açısından tabii çok değişik. Yani ama, biraz ileri bir yorum olabilir ama Amerika'ya yani Amerika'nın tetikçisi olmakla Amerika'ya güvenmek arasında, sırtını dayamak arasında fark hem vardır hem yoktur ya, diyeceksin belki. Güvendi dediğin Irak'ta 1,5 milyon zavallı insan katledildi. Libya'nın halini görüyoruz şimdi. Aşiretler savaşı başladı. Ha, bunu şeyi kutsuyorum neyse, anlamında söylemiyorum. Tunus şey yaptı. Ha, Tunus da bir yırttı. Allah'tan, Allah'tan. Yani, evet. Şimdi bu pazarlık meselesi 2015'le birlikte bizim en çok konuşulacak başlıklarımızdan biri olacak. Seçimle birlikte. AKP, HDP. Ama bir yandan da burada eğer şey konuşuyorsak ittifakları, eski ittifakları, yeni ittifakları, arayışları, dedikoduları, şey cemaat meselesini mi? Az önce geçtik. Bir cemaatle ilgili bir şey soracağım sana ama sen söyle. Bu ittifaklar meselesi de aslında burada yeri gelmişken onu söyleyelim. Belki bir işe yarar da bazıları, başkaları da görüş. Şimdi ittifak, hep biz AKP bilmem ne ittifakı üzerinden bakıyoruz. Aslında cumhuriyetçiler ve sol içinde bir ittifaka gerek var. Ve ben ünisileri olarak söylüyorum onu, hiçbir bir yere dayanma ama bu ittifakın aynı şeye bakarak söylüyorum. Zeytin Dalı ittifakı vardı, hatırlar mısın? Sen İtalya'da Prodi'nin başkanlığında sağ iktidarı devirmişlerdi. Hatırlayacaksın. Burada da devrilebilir. Çünkü bu bir sinerjidir ve her şey geometrik olarak büyür. Siyasette özellikle. Ben diyorum ki CHP'nin, işte Haziran Hareketi'nin, ondan sonra Cumhuriyetçilerin, şimdi Cumhuriyetçi Cephe diye ben böylesine bir isim taktım. Öyle bir şey onlar tarafından konulmuş bir şey yok ama bütün bunların kaşının üstünde gözüm var demeden seçim için ittifak yapabileceği liste yanında mı şeyin, Cumhuriyetçi listenin? İçeride kaldı. Neyse. Çok önemli isimler var çok içinde. Çok önemli isimler. Yani CHP'den de var. CHP'den zaten açıklamayı Birgül Ayman Güler yaptı. Süheyl Batum CHP'den ama yani CHP'nin içinde hani Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de galiba var tabii, var yok içinde. Değil yani Gül Ayman deyince değil, işte o açıklamayı o yaptığı için aklıma o geldiği için söyledim. Yani eski milletvekilleri, bakanlar senin için işçi partili diye yanlış bir algı var. Sen işçi partili değilsin değil mi? Tamam. Yani bunu bir belirtmek istedim çünkü bu çağrın senin böyle bir tarafta, bu tarafta ittifak oluşturma meselesinde hani işçi partisiyle CHP el ele versin gibi algılanmasın diye belirtmek istedim. Bakın çok açıkça söyleyeyim ki bunu daha sonra başımızı ağrıtmasınlar. Ben diyorum ki Milli Merkez, İşçi Partisi, efendim bu taraf cumhuriyetçi ve ulusalcı olarak nitelenen, milliyetçi olarak nitelenen kesimleri
de içine almış olan bu şey. Bu tarafta gerçekten son derece dürüst, namuslu ve gerçekten ilerici olan kesimler var. İşte Haziran Hareketi var mesela. Bunlarla işbirliği yapacak bir CHP. Yani çatının CHP olup onun altında toplanacak bir şey, şöyle bakmasınlar diyorum. Efendim işte bizim oyumuz %26, onun oyu %1,5, öbürünün böyle işlemez siyaset. Önemli olan güven. O güven duygusunu halkta yaratabilirseniz, oy vermeyen, işte Ekmelettin olayında oy vermeyen sayı ne kadardı? 15 milyon. Evet. 10 milyon zaten kronik olarak vermiyordu. 5 milyona yakında Ekmelettin yüzünden vermeyen, Ekmelettin Bey, ben şimdi tabii kısa konuştuğum için öyle konuşuyorum. Vermeyenlere de 15 milyon oy. Bunun içinde siz AKP'nin oyu olduğunu söyleyebilir misiniz? Söylemezsiniz. Vermiyorlar insanlar oy. Bunu eğer siz bu kilidi kırarsanız kazanmanızın önünde hiçbir engel kalmayabilir. Onun için bu ittifak mutlaka yapılmalı. CHP bunun başını çektiği an kazanır. Bunu söylemeye çalıştım. Ben hep hala da bunu söylüyorum. Ama nasıl olsa bana gelecekler, gidecekleri başka yerleri yok gibi düşünceler eğer varsa birilerinin kafasında, bu sefer hiç öyle olmayacağına dair işaretler de çok yoğun biçimde var. Çünkü insanlar, ya ben tabii ki geziyorum ve görüyorum, en tehlikeli şey ne biliyor musun? Hem çok üzüntülü olacaksın, hem çok öfkeli olacaksın, hem çıkış yolu göremeyeceksin. Bunlar karıştığı zaman insanı patlama noktasına getirir. Böyle çok sayıda insan düşün. Bu patlama öyle kimsenin hayrına olmayacak bir patlama olursa. Şimdi bu ittifak arayışlarında siyasi arenada seçimler öncesinde az önce söyledik. Acaba işte cemaatle MHP Büyük Birlik Partisi aracılığıyla bir ittifaka gider mi diye. Şimdi şunu sormadan edemeyeceğim. Sen Beyaz TV'de program yapıyordun. Razım Ozan Kütahyalı'yla. Onlar program yapıyordu da ben konuktum. Sürekli konuktum. Konuktun. Doğru. ve orada Razım Ozan Kütahyalı'nın cemaati nasıl savunduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi oradan buraya muazzam bir savrulma yaşadılar. Ve geçenlerde paylaştım Razım Ozan Kütahyalı'nın yazısını. Ah ben nasıl anlayamamışım, nasıl kandırılmışım. Kendime lanet ediyorum, kendime çok kızıyorum. Hatta ben de Latife'yle dedim ki yani kendime dövesim geliyor dedi neredeyse diye. Hakikaten şimdi, görmediler mi Allah aşkına? Bunu biz çok tartıştık o zamanda. Bir de bir izleyici sormuş, bir anekdot anlatacaktı Razım Ozan Kütahyalı ve o programla ilgili olarak diye sana hatırlatmamı istemiş. Evet. Şimdi iki şeyi anlatacağım. Bunlardan birincisi şu, şeyin en yoğun zamanı 2010 civarları veyahut da belki biraz daha geçmiş olabilir. Şu anda tam tabii tarih hatırlamıyorum. İş oraya gelmiş ki akıl almaz bir yalan dolan var. Yani iddianameleri okuyorum, utanç verici binlerce şey, biliyorsunuz şüpheli hakkında en ufak bir şey bile şüphelinin yararına kullanılır. Şeyin ceza yasasında vazgeçilmez unsur, temel. Her şeyi reddediyor mahkemeler, bilmem ne, şu bu filan. Bir gün konuşuyoruz. Dedim ki artık böyle sinirlendim de tabii. Böyle elimi de vurdum hatta. Böyle dedim ki bunların hepsi yalan dedim. Çok açık biçimde. Nasıl yani yalan? Ne yalan? Ergenekon'da yalan, Balyoz'da yalan, casusluk davaları da yalan ve ona yok Poyrazköy'dü bilmem bir sürü daha, o ya insanın içi acır. İnsanlar bu kadar mı şey olabilir, alçaklaşabilir, söyleyeceğim tabii şimdi artık şeyin. O pırıl pırıl kurmay subaylar hepsi de önü açık, general olacaklar vesaire. Hepsi yok casuslukmuş, yok fuhuşmuş gibi bugün artık yerlerde sürünen, yalan olduğu çok belli olan iki tane pırıl pırıl deniz subayı bu yüzden intihar etti. Birisi Yarbay El Tatar, birisi de Berk. Evet. Onun intihar etmesi daha da, yani ikisi birbirinden acıklı. Bir tanesini alıyorlar, serbest bırakıyorlar, sonra savcı itiraz ediyor. Gelince bıraktığı mektup zaten başlı başına bir şey. Dayanamıyor, onuruna da İzzet Nefsi'ne de çok şey olmuş bir. Bunun gibi bir sürü daha, hepsi yalan dedi. Nasıl yalan, nasıl bir kavga çıktı? Kavga derken tartışma anlamında. Hepsi yalan, hepsi yalan, hepsi yalan diye şey yaptı. Ve sizin çok savunduğunuz
cemaatin de dedim bütün bunların altında imzası var. Aradan geçti yıllar. Senin dediğin şeye gelelim. Yazmış ya yazı. Ah ben nasıl da aldım. Ya, ya, ya. Ben o zaman ulusal kanalda program yapıyorum. Bu sefer hep onlar beni kendi sahalarına çağırmışlardı. Ben de şeyi çağırdım. Rasim'i çağırdım. Rasim Ozan Kütahyalı'yı. O da kabul etti geldi. Ben ve şey var. Allah ben böyle isim şeyim çok. Neyse şimdi hatırlarım. Orada soruları soruyorum ben. Ya dedim sen dedim, hep dedi bugünler dedim söylüyoruz çok kandırmışlar. Çok nasıl sizi kandırmışlar? Hepinizi mi kandırmışlar? Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere hepinizi mi çok kandırmışlar dedim. Çok kandırmışlar. Evet bizi tena kandırmışlar. Peki dedim. Peki kaç senedir kandırmışlar dedim. 7 senedir kandırmışlar. Kaç? 7 senedir bravo. 7 senedir size dedim evire çevire kandırmışlar mı dedim. Kandırmışlar dedim. Şey oradadır. İsteyen bulup şey yapabilir, çıkarabilir. Yani başbakanı da bütün hepsi, istihbarat hepsi. Ellerinde İçişleri Bakanı'na herkesi. Herkes. Kaldı. Ya dedim. Bravo. Ya dedim siz dedim kırmızı başlıklı kız mısınız? Dedim kırmızı başlıklı kız bile dedim. İşte anneannesi yerine kurdun olduğunu bir şeyde öğrenmişti dedim. Bize fark çocuk, etmişti. Fark etmişti dedim. Siz 7 sene bunu fark edememiştiniz. Senin edememiş. Bu dişlerin niye böyle dediler? dedi kırmızı başlıklı kız. Hemen anladı. Hemen anladı. Ve şunu söyledim arkasından. Şunu söyledim ki siz. Ay, çok acıklı. Sizin yatacak yeriniz yok. Çünkü siz her şeyi birlikte. Ya bir şey, şimdi bir simge tabii Razım Ozan Kütahyalı ama çok önemli bir simge. Bu genç adam ve karısı yani sadece seninle birlikte olduğu programda değil her yerde dolaşıp Hoca Efendi Hoca Efendi diye biat ettiler. İşte Ergenekoncular dediler, Balyozcular dediler. Sadece programlarda değil yazdıkları yazılarda hepimizi işte hedef gösterdiler. Kutsal kişilikti ya. Öyleydi. Şimdi de döndüler. Vay efendim ne kadar kötüymüş meğer bu paralel çete. Şimdi en çok neye gülerim biliyor musun? Ay, ama yarın kırmızı mesela, başlıklı kız güzel. Kırmızı başlıklı kız. Yarın örneğin bunlar aralarında anlaştılar varsayalım ki. Anlaştılar birden can ciğer kuzu sarması oluverdi. Tayyip Erdoğan'la cemaat veyahut işte Fethullah Gülen. Peki bunlar ne yazacaklar o zaman? Tekrar dönerler. Ay biz nasıl aldanmışız diye ne var? Biz yine aldanmışız mı diyecekler. Ben sana başka bir şey sorayım. Hı. Şimdi ben mesela bu dediğine hiç prim vermiyorum. Hı. Yani cemaatle Erdoğan anlaşmaz. Çünkü çok vahim bir yerden dokundular Erdoğan'a. O tapeleri falan kolay kolay unutmazlar. O sıfırlayalım mı babacığım sıfırlayayım mı? Hiç onları unutmazlar. Ama bir ki hani olur mu olur demin sen söyledin ya gün gelir Erdoğan giller gider. Hı. CHP iktidara geldi diyelim gene olur mu olur. Senden hızlı benden hızlı yanlarında yer almazsa olabilir ya bir tek burada şey var. Yani şaşırır mısın öyle bir şey şaşırmam. Olursa? Hayır şaşırmam. Geçmişte çok yaşadık bunu ama burada bir farklılık var. O farklılığı aşabilirlerse yapar. O fark demiyoruz. Maskeler çok düştü şimdi. Eskiden hiç olmazsa biraz saklıyorlardı. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar angaje oldular ki bunu ayaraşa helal olsun derim. Yani pes derim. Ki emin ol bugünden onun yolunu yapanlar var hiç merak etme. O zaman evetçilerden, o liberallerden. Liberallerin yatacak yeri yok. Ben yazdım suçluyorum diye. 32 kişinin de adını yazdım. O da 32 şeyin 32 çürük dişi diye Nazım'ın bir şiiri vardır. Bu Peyami Safa'ya yazdığı bir provokatör üzerinden hiciv denemeleri şiirinde muhteşem bir bölüm vardır. Ona uydurayım diye. Altta da vesaire yazdım. Çünkü 32 kişi değil bunlar daha fazlalar. 32 artı vesaire diye. Orada suçladım bir yanıysa ve bunların yatacak yerinin olmadığını da yazdım. Dedim ki sonra eyvah demiş mahkeme dolaşacağız. Bir tanesi bile en ufak bir şekilde şey yapamadı. Şimdi bütün bunlar varken ortada eğer yine de becerip ki bazıları hala beceriyorlar. Onu da söylemek lazım. Yani yavaş yavaş bu tarafa yanaşmaya başladılar. Tabii canım, tabii. Yani. Şimdi 32 kişi demişken
hakikaten 32-320 neyse AKP'nin yanında yer aldılar ve sonra tam da Aziz Babuşçu'nun AKP'nin başkanının açıkça söylediği gibi böyle teker teker safra gibi atıldılar. Ya, artık işimiz bitti. Yararlı oldu dedi. Yeter kadar bizi tava. Evet. Ya ben öyle bir şeyin içinde bulunmuş olmaktan hicap duyuyorum, utanç duyuyorum. Yani ondan sonra da arkadaşlar bir anda kesilverdiler. Şimdi Babuşçu bunu söylerken tabii dedi ki yani artık tamam biz bir yere kadar lazımdınız. Kullanmasınız. Güle güle. Raf ömrünüz de oldu güle güle. Şimdi sahnede gerçek müttefikleri var. Şimdi efendim onlardan biri yani gerçek müttefik ya da gerçek silahları gerçek neferleri nasıl derseniz nasıl kabul ederseniz onlardan biri var. Şimdi beyefendi kendisini nasıl tanımlar nasıl isimlendirdi bilmiyorum. Resmi unvanı Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir. Şimdi bütün Milli Eğitim Camiası'na Bartın'da SMS'le bir uyarı geçiyor. Diyor ki işte görüyorsunuz yılbaşı şu Milliyet Gazetesi ve Noel'i kutlamayın. Diyor ki yılbaşı kutlamaları Hristiyanlık propagandasıdır. Onun için diyor bunları kutlamayın diyor. Böyle bir SMS'le yani akıllı telefonlardaki mesaj sistemiyle bir mesaj gönderiyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'nden soldaki alıntı. Diğeri de Vatan Gazetesi'nden. Vatan Gazetesi de Türkçesi bile feci diyor. Yani mesajın kendisi feci. Türkçesi daha da feci, daha vahim diyor. Neden mi? Şimdi beyefendinin mesajını hiç bozmadık. Dokunmadık. Kendisine aittir. Yazdık ve seslendirdik. Arkadaşımız seslendirirken biraz zorlanmış olabilir. Bağışlayın çünkü Türkçe Yaşar Demir'e ait bir Türkçe yapacak bir şey yoktu. Ama Milli Eğitim Müdürü bu. Buyurun Milli Eğitim Müdürü evet. Evet evet öyle. Buyurun izleyin devam edeceğiz. Kıymetli yönetici arkadaşlarım, yaklaşan yılbaşı nedeniyle %99'u Müslüman olan bu güzel Anadolu'muzun ana sınıfı, anaokulu ve tüm okullarımızda çocuklarımıza Anadolu insanının gelenek ve görenekleriyle bağdaşmayan Hristiyanlık propagandası olan Noel, yılbaşı kutlamalarının çocuklarımızın bilinçaltını işgal etmesine fırsat vermeyerek milli bir hassasiyet sergileyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir mesajı kendisinin attırdığını belirterek şöyle devam etti. Ama arkadaşlar herhalde Hristiyanlık propagandası şeklinde bir şeyler yapmışlar. Hristiyanlıkla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Herkesin dinine saygımız var. Mesaj orada gayet açık. Yani şimdi bu bir mesaj çekelim demiş ama arkadaşlar şey etmişler. Hay Allah onu da bir Hristiyanlık sokmuşlar araya. Böyle de bir şey olmuş. Her zamanki numara yani. Evet, arkadaşlar orada hani beyefendinin bir de yazmayı da bilmiyor galiba. Türkçe herhalde. Yazmak da zor ya. Şimdi bir Milli Eğitim Müdürü'nün Türkçesi bu. Türkçesi. Adam ya kapıcı yazacak hali yok herhalde yani. Değil mi? Yakınındaki birisi yazmıştır en fazla. Evet. Bunların Türkçesi buysa bunların Milli Eğitimi nedir? Çok ayrıca tabii bir düşünmek de, lazım. Şeyi yılbaşını Noel'le karıştırıp Hristiyanlık adeti tabii. Töresi acıklı olan o zaten. Tabii, bir de. Yani çünkü hem cahiller değil, hem Türkçe bilmiyorlar hem her şey. Maalesef. Ya uzun yıllardır da bunlara defalarca anlatılmıştır kardeşim. Noel dediğin senin 24'ünü 25'ine bağlayan evet. İsa'nın doğum günü olarak Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen şey. Hatta Ortodokslar bir de 6'sında kutlarlar. 6 Ocak'ta anarlar doğum günü olarak şey yaparlar. Yılbaşının bununla ne alakası? Yeni bir yılın gelişi yani ve o gelişi. Takvim bir Gregorian takvime göre bir belirlenmiş. Bütün dünya buna evet. göre gidiyor. Bu arada komik olan da yan tarafta da Cumhurbaşkanı'nın kutlaması var. İki haber yan yana. Cumhurbaşkanı da Hristiyan aleminin şeyini kutluyor. Milliyetle mi vatanda mı var? Vatanda galiba, var galiba. Sözcüde var. Sözcüde mi? Evet sözcüde var. Evet. Yani beyefendi böyle derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hristiyanların Noel'ini kutluyor. 24 Aralık Noel'ini. Evet. Yılbaşı ile ilgili bir şey söylemiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı hani peki haklı mı? Yani bu beyefendi Türkçe bilmiyor.
Cumhurbaşkanı da diyor ki ah ah bize Osmanlıcayı unutturdular. Türkçe zaten dil değil diyor. Şimdi orada bir, daha başka bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Diyor ki Osmanlıcayı biliyor, bir büyük bilim dilini diyor. Ya. Bir büyük bilim dilini bir gecede diyor yok ettiler. Diyor. Bir izleyelim mi? İzleyelim. Beyefendi Erdoğan'ın bu konudaki sözlerini. İşte şu anda Türkçenin mevcut kelime hazinesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelime ve kavramlara başvuracaksınız. Türkçe ile Türkçe ile bilim ve felsefe tam o bölüm alınmamış galiba. Felsefe yapamazsınız. Bilim ve felsefe ikisini de yapamazsınız diyor. Şimdi mesela matematikte PISA kriterlerine göre en sonlardayız, sürünüyoruz. Dünya ölçeğinde en sonlarda sürünüyoruz. Matematikle Türkçenin, Osmanlıcanın ne alakası var? Bir. İkincisi, Osmanlıca derken siz neyi kastediyorsunuz beyefendi? Vesaire. Şimdi bir şey... bir konuşma daha var. Pardon. Ondan sonra sana bırakacağım tamam. Sözü. Zaten programın sonuna kadar hani anlatabildiğin kadar. Şimdi bugün bunu söyleyen beyefendi 2 yıl önce bakın 2 yıl önce ne demiş? Zaman zaman söyleniyor. Türkçe ile felsefe yapılmaz deniyor. Türkçe ile bilim yapılmaz, bilim dili kurulmaz deniyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardır aslında. Irkçılık ihtiva eden bir düşünüş. Ben buna hiç şaşırmıyorum. Bunun gibi binlerce bulabilirim size. Yani bugün ak dediğine yarın kara, sonra tekrar ak dediğine ait her konudan yani düzinelerce size örnek verebilirim. O ama yüzden şaşırmadım. Ama artık azim yani el insaf 2 yıl önce diyor ki beyefendi Türkçe ile bilim yapılmaz diyorlar. Felsefe yapılmaz diyorlar. Bu ırkçılıktır diyor. Suçluyor. Yani 2 yıl yahu yani hani 10 yıl önce olsa anlayacağım da 2 yıl. Şimdi bakın orada ne diyor? Türkçe ile bilim ve felsefe yapılamaz diyor. Şurada diyor ne güzel diyor Osmanlıcamız vardı. Şimdi ben buradan açıkça soruyorum. Özür dileyeceğim. Eğer bana Osmanlıca ile yapılmış. Osmanlıca da tabii her ne neyse. Onu söyleyeceğim. Osmanlıca ile yazılmış felsefe, bilim kitabı göstersinler. Her şeyi bir tarafa bırakacağım. Ve öğrenmek için de gidip uğraş vereceğim. Şimdi Osmanlıca nedir? Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Türkçe'nin karışımı olan yazımı da Arapçadan alınma fakat Arapça değildir. Onu da bu arkadaşları hatırlatalım. O AKP'liler var. Gelince bakanlar falan böyle yazılar yazıyorlar. Adam Osmanlıca diye yazdığı yazının Arapça olduğunu farkında değil. Osmanlıca noktasızdır. Noktalar yoktur Osmanlıca'da. Arapça'da vardır onlar. Çok da zordur üstelik. Onu da söylemek lazım. Ve size şunu söyleyeyim. 1928'de hani bir gece yattık. Ertesi sabah bir kalktık hepimiz şeyiz. Cahil kalmışız. Dilsiz kalmışız. Bu bir cumhurbaşkanının söyleyeceği bir laf değil. Çünkü bu laf külliyen yalan. Kusura bakmasınlar. Ben bir yurttaşım ve bu dili savunan bir yurttaşım. O gece yatılan gece Türkiye'de Osmanlıca ile yazıp çizip efendim konuşma yapan ve bilim şey yapan o bilimini de vazgeçtim. Konuşup yazan insan sayısı %1-1,5 geçmiyor. Şunu söyleyeyim %4 falan o da ekalliyet bilmem ne %1,5. Ve tarihi boyunca da bunu geçememiş. Osmanlıca bilip ve öğrenip. Ve Osmanlıca denilen şeyi diyor. Hani dil değil. Çünkü bırakın Osmanlıcayı. Hayır okuyup yazanlar aynı zamanda aslında Latin alfabesiyle de bilenler tabii. Bilenler tabii. Ve roman, edebiyat, felsefeyi oradan okuyorlar bakın, zaten. Bakın ben size söyleyeyim. 250 yıl biz matbaada gecikmiş bir milletiz. Yani Osmanlı olarak söylüyorum. Osmanlı 250 yıl sonra geliyor. Çünkü maalesef Bayezid yani Selim'in babası Padişah Bayezid geliyor şey ayağa kalkıyor ulema ve tabii ki şeyciler
ahiler bilmem ne o yazı şeylerini yapanlar. Bunun üzerine Müslümanlara yasak, gayrimüslimlere serbest bırakılıyor. 250 yıl sonra işte matbaa kuruluyor. O zamana kadar Türkiye'de olan kitap sayısı binlerle falan ölçülebiliyor ancak. Yok. Onların hepsi ya padişah ya da yüksek ulemanın vesaire şeyinde ve elle yazılıyor biliyorsunuz bunlar. 1400'ün sonunda Avrupa'daki el yazması kitap sayısı ne kadar biliyor musun? 10 bin. Matbaanın icadı başlıyor. 100 yıl sonra Avrupa'da olan kitap sayısı ne kadar? Rönesans ki biliyorsun 1500'ün ikinci yarısından itibaren devreye girmişti. 10 milyon. Sonra 500 milyon. Ben sana başka bir örnek vereyim. Osmanlıca bilim dildir falan diyorlar. Hadi bir Osmanlıcadan vazgeçtik. Arapça. Müthiş bir dil. Arapça. Müthiş bir edebiyat dildir vesairedir ki Araplar için. Farsça. O apayrı o da. Bundan 2-3 sene önce isteyeni hemen çıkarırım. Arşivlerden çok kolay bulması. Bir haber. İspanya'da bir yılda basılan kitap kadar bütün Arap ülkelerinde kuruluşlarından itibaren kitap basılamamış. Düşünebiliyor musunuz zavallı? Bugün bilim, felsefe vesaire bir bakın bakalım. Osmanlıcadan vazgeçtim. Arapça şeyler nerelerde? Matematikte, fende, bilmem de bilimde kaç tane şey var? Söyle tez yahut da ya şey yaptı. Ben onu söyleyeyim. Türkiye Arap ülkelerinin çok önünde. Sevgili Ümit, bir de zaten Osmanlı Türk'ü sevmiyordu. Etrakı bir idrak diye idraksız Türk lafı ya bunlara aittir. Osmanlı padişahları, sultanları Türk'ten geri kız almazlardı. Tabii. Evlenmezlerdi. Gayrimüslim kızlardan evlendiler hep. Türk'ten hoşlanmadılar hiç. Safevi Savaşı. Şimdiki sultanları da Türkçeden nefret ediyor. Safevi Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e mektup yazar. Nasıl başlıyor biliyor musun o mektup? Ey eşek Türk. Maalesef. Bir Türk'ü öldürmek, bir Türk'ü şey yapmak sevaptır diye yazan şairler var. Türk, Yavuz Selim'le birlikte özellikle etrakı bir idrak ilan edilmiş. Araplarda kavmi Necip, Necip kavim yani kutsal kavim kabul edilerek bugünlere kadar gelinmiş. Ne yazık ki. Türkler ancak Balkan Savaşı'ndan sonra biraz kendilerine geldiler de Mustafa Kemal gibi bir deha Çanakkale Savaşı ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nı arkasından getirebildi de Türkler kendi vatanlarını tekrar kurabildiler. Osmanlı'nın Türk olmakla uzaktan yakından ilişkisi kalmamıştı. Özellikle Fatih'ten sonra. Yakup Bey diyor ki bu konuşma Erdoğan'ın deminki konuşması montajdır. Öyle dememiştir diyor. Ünlem tabii ki. Latife yapıyor. Feng Shuizm kullanıcı adıyla izleyici felsefe dersini kaldırdıklarını da söyleyin lütfen diyor. Maalesef süremiz bitti. O nedenle daha fazla mesajlarımıza yer veremeyeceğim ama bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür edeceğim sizlere. Sana da sevgili Ümit. Ben çok teşekkür ederim. Çok sevindim geldiğine. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Efendim şimdiden iyi yıllar. Biz i̇yi yıllar. Yarın, birlikte olacağız. Çok uzun süredir ama çok uzun süredir ekranlarda olmayan bir isim ve bir sürprizle Medya Mahallesi'nde konuk olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu gibi suçlarda söz konusu olamaz. Sonra o çocuklar ne diyorlar? O çocuklar yolsuzluktan söz ediyorlar. O gençlerimiz. Onlar antidemokratik baskıdan söz ediyorlar. Hükümet politikalarından söz ediyorlar. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ların şahsına yönelik olarak hiçbir ifade kullanmıyorlar. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan'lar bizim muhatabımız da değildir zaten. Onların şahslarıyla biz meşgul değiliz. Biz bu hükümetin faşizan uygulamalarını hem de yolsuzluk uygulamalarını bunları sorguluyoruz. Bunları sorgulamak da her vatandaşın görevidir, sorumluluğudur. Atilla Kart, son olarak şöyle bir şey sorabilir miyim size? Sizden önce konuğum Ümit Zileli bunun adını faşizm olarak koydu. Dedi ki bu artık çok net bir faşizm dedi. Siz de az önce faşizme karşı demokratik mücadelede dediniz. Bir dolaylı da olsa bir faşizm teşhisi, tespiti yaptınız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Eğer gerçekten bunun faşizan bir dönem olduğunu düşünüyorsanız, bunun
İşte bir takım yol dosyaları, bunu çok başarılı yaptınız. Sizin ayrıca kendi kişisel çabanızdan söz etmiyorum. CHP'den söz ediyorum, ana muhalefet partisinden söz ediyorum. Siz, partinin çabalarıyla bir takım dosyaları ortaya koymaktan, çıkıp işte basın toplantılarında açıklama yapmalarından ibaret bir mücadele olabilir mi faşizme karşı? Yani bu yeni bir dönemse, yeni bir süreç ise, bu anlamda milat denilebilecek bir kırılma noktaları, kilometre taşları kat ettiysek şayet, buna parlamento içinde, ne kadar parlamenter demokrasi olduğunda zaten siz benden iyi biliyorsunuz, böyle bağışlayın faalimi cici muhalefet yaparak nereye gelebiliriz? Bu Türkiye nereye gider? Efendim bakın, çok izninizle ifade ediyorum. Cici muhalefetten öte çok şeyler yaptığımızı lütfen. Elbette ben de zaten bakın, hani affınıza sığınarak. Bakın, bakın orada tabii şudur. Bugün biz alanlardayız. İşte milletvekili arkadaşlarımız orada. Ben dün bütün gün oradaydım. Ve orada 24 saat aileyle beraberiz. Çocuğumuzla beraberiz. Bu tabii giderek tırmanan bir süreçtir. Hangi anlamda tırmanan bir süreçtir? Bugün Türkiye, daha evvel de yine programınızda ifade ettim. Türkiye şu anda sivil itaatsizlik ve meşru direnme hakkının alanlarda kullanılacağı bir döneme girmiştir. Bu dönem başlamıştır Türkiye'de. Bu anlamda bu olaylar belki tanımıyorlar. Mehmet Emin Altunses diye bir çocuk. Öğretmen tanıyor. Ona emanet edilmiş. Onun evladı. Ya bir dakika kardeşim, sen nasıl olur da bu sınıfa girip de bu çocuğu çıkartırsın? Çık dışarı. Çıkışta neyse yaparsa yapacağını, benim sınıfımdan çocuk alamazsın demiyor. Evet. Ümit. Ama şimdi bak, şimdi şöyle bakmak lazım. Şunu. Ay ben seni takdim ettim Ümit Sileli efendim. Kusura bakmayın, Ümit Sileli zaten çok yakından tanıyorsunuz. Radyoda bizi izleyenler için de söylemiş olayım, affedersin. Söylemek istediğim şu, ben de bunu okuduğum zaman aklıma hemen benim işte 1920'lerin İtalya'sı, 30'ların Almanya'sı, daha sonra Portekiz, 40'ların İspanya'sı ve Portekiz'i geldi. Buna benzer çok sayıda şey okuduğumu veya izlediğimi hatırlıyorum. Burada bunun bir adım ilerisi nedir biliyor musunuz? Şimdi Allah'tan biliyoruz, çocuğu aldılar, götürdüler, tutukladılar, hapishaneye koydular. Bunun daha ilerisi var. Bunun daha ilerisi toplama kampları vesaire vesaire vesaire. Çünkü bunun adı, kusura bakmasınlar, literatürde, evrensel literatürde bunun adı tek kelimeyle faşizmdir. Bunun adı tek kelimeyle o çocuk üzerinden bütün çocuklara, bütün velilerine bir gözdağıdır. Yani biz istersek sizi böyle alırız, hem de sınıfından alırız, götürürüz oraya tıkarız, icap ederse babasını da tıkarız, anasını da tıkarız, danasını da tıkarız. Bunun A'sı, B'si, C'si yok Ayşenur. Bu budur. Düşün, 1,5 yıl önce gezi olayları oldu, evet, biliyorsun. O gezi, evet, olaylarında ölen, bak bir tane çocuk şey yemişti. Onu vereceğiz biraz sonra, ha, konuşacağız yani, onu. Ayrıca hapse sokuluyor. Hayır. Kolunu kaybetmiş. Hem de devletin şeyiyle, kolunu kaybetmiş çocuğa kaybetmeseydin. Bunlar ancak ve ancak faşizm olur. Hiç kimse bana ileri demokrasi vesaire bilmem şöyle filan. Yeni Türkiye. Şimdi Konya Milletvekili CHP'nin Atilla Kart telefon attığında senin söylediğini Atilla Kart'a soralım. Hı. Soracak başka sorularımız da var. Atilla Kart, öncelikle siz zaten o ilin milletvekili olarak yakından izliyorsunuz. Çok yakından izliyorsunuz. Adım adım izliyorsunuz. Bize anlatır mısınız? Yani bize gelen bilgilere göre çocuk gidip sınıfından alındı. Öyle değil mi? Evet efendim. Çocuk sınıftan alınıp adliye götürülüyor. Daha öncesini ifade edeyim. Ben dün programlarım sebebiyle saat 11.30'dan itibaren Konya'daydım. Hemen bu olay tarafıma ulaştırıldı. Doğrudan emniyete gittim. Orada emniyet yetkilileriyle görüştüm. Orada zaten yasamıza göre, mevzuata göre emniyet yetkililerinin 18 yaşından küçük çocukların ifadesini almaları mümkün değil. Yasal olarak mümkün değil. Onlar doğrudan adliye sevk etmek zorunda. Biz de doğal şartlarda, normal şartlarda tutuklama ihtimaline hiç ihtimal vermedik.
Ben diğer programlarımı uyguladım. Arkadaşlarım olayı takip ettiler, il yönetimi. Ve tutuklama kararı çıktı. Bu tabii gerçekten kabul ve tasavvur edilebilir bir gelişme değil. Şaşılacak bir olay değil. Türkiye'nin yaşadığı son 2-3 yıl içindeki gelişmeler karşısında. Ama bu tam anlamıyla korku, panik, tehdit ve gözdağından mürekkep bir süreçtir. Şu ortaya çıkıyor. Artık Türkiye'de bunlar hep ifade ettiğimiz olaylar, özel yetkili suç ceza hakimlerinin yargıç niteliğini taşımadığı, doğrudan hükümetin tavsiye, telkin, kanunsuz emir ve talimatları doğrultusunda işlem yapan özel yetkili yargıç mekanizması olduğu çok net olarak ortaya çıkıyor. Çok açık bir şekilde bu bir kez daha doğrulanmış oluyor. Yargı paketi adıyla getirilen bu düzenlemelerin hangi amaca hizmet ettiğini yaşayarak görüyoruz. Şimdi Atilla Bey, Atilla Bey, bu olay, evet, şaşılacak bir şey değil dediniz. Şaşılacak bir şey değil belki. Gerçi somut olarak anlatayım onu efendim. Bakın, bir hafta evvel Şebi Arus törenleri vardı, evet, İstasyon meydanında. Orada bir vatandaş yanındakiyle konuşuyor. Eleştirel bir şekilde konuşuyor. Ama ne oluyor? O vatandaşı izleyen, tırnak içinde söylüyorum, hafiyelerimiz var. Muhbir vatandaşlar. Evet, hayır, doğrudan kamu görevlisi hafiyeler. Öyle bildiğimiz hafiye. Devletin görevlisi. Vatandaş yakapaça götürülüyor. Savcı diyor ki, ifadesini alın bırakın diyor. Ama hayır, yukarıdan tekrar talimat geliyor, öyle şey olur mu? Adam tekrar ikinci defa derdest ediliyor, adliyeye götürülüyor, 58 yaşlarında bir adam. Ve ondan sonra adli kontrol şartıyla o adam bırakıldı. Ki o şahıs Cumhurbaşkanı'na veya hükümet mensuplarına yönelik olarak doğrudan bir suçlama da yapmadı. Şimdi bakın, Atilla Bey, bakın, beni duyabiliyor musunuz? Ha, duyuyorum efendim. Ha, şimdi bakın, bunlar oldu ve biz bunları konuşalım. Biz bunları en yüksek sesle kınayalım, eleştirelim. Fakat şimdi bu bir milat gibi neredeyse. Çünkü sokakta 14 yaşındaki çocukları vurdular. Sokakta 14 yaşında çocukları, 13 yaşında çocuğu, hatta İzmir'de polis şu ensesinden tutup sürükledi. Geziye katıldı falan diye. Neler neler oldu ve olmakta. Ama bakın, bir liseden söz ediyorum. Üniversiteye bile polisin girilmesine izin verilmemesi gerekirken bir liseye polis giriyor. Ders var. Sınıfın kapısını çalıyor. Mehmet Emin Altunses hangisi diyor. Alıyor, götürüyor. Öğretmeni, okulun müdürü kendisine emanet edilmiş olan çocuğu veriyor. Şimdi bunun, ben bağışlayın ama birkaç gün sonra Uludere'yi tekrar konuşacağız, anacağız. O yaştaki çocukları bombalarla öldürdüler. Bunların hepsini yaşadı bu ülke ama artık hani sınıfa gelip çocuk almak bana filmin sonu gibi geldi. Bilmiyorum, çok mu abartıyorum? Hiç abartmıyorsunuz. Bu olay tabii nedir? Berkin Elvan olayının bir başka tezahürüdür bu. Berkin Elvanları, onların annelerini miting meydanlarında yuhalatanlar, bunu da yapıyorlar. Bunu da yapacaklardır. Bu, dediğiniz gibi, Türkiye'de bu anlamda bu demokrasi mücadelesinde, faşizme karşı mücadelede gerçekten milat niteliği olan bir olaydır. Bu boyutuyla görmek gerekiyor. Bu boyutuyla takip etmemiz gerekiyor. Dün bütün gün takip ettik. Ben bugün gene görev sebebiyle biraz sonra Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro yolsuzluğu, otobüs alımı yolsuzluğu olaylarını, duruşmaları takip etmek zorunda olduğum için buradayım. Hı hı. Ama şu anda Konya'da milletvekili arkadaşlarımız, il örgütümüz birebir olayı takip ediyor. Burada bakın, çocuk koruma yasası vardır çocuklarla ilgili, evet, olarak Ayşenur Hanım. Özel bir yasadır.
bu yasanın ilgili maddelerine göre bu çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemez. Bu konuda işte riayet ilkeleri, efendim kuralları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, bunlar çok açık hükümler getirmiştir. Çocuklar hakkında ne zaman tutuklama verilebilir? Çok ağır suçlarda, yani bir suçüstü halinde, adam öldürme benzeri toplu bir suç ilişkisinin olduğu hallerde belki belli şartlarla tutuklama kararını verebilirsiniz. Gözaltı kararını verebilirsiniz. Konuğum Ümit Zileli ile konuşacağız. Böyle kibar kibar konuşacağız. İçim açıldı böyle, siz böyle başlayınca Ayşe. Ne güzel değil mi? Yani 16 yaşında bir çocuk. 16 yaşında bir çocuk, ama bunu tabii ben sadece 16 yaşında çocuk, bunu bir bütün olarak görmek lazım. Yani şöyle bakacaksınız, eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı bir çocuğun annesini bir mitingde yuhalatıyorsa, ki o zaman başbakandı, 16 yaşında bir çocuğun söylemiş olduğu sözlerle ötürü hapishaneye gitmesi, böylesi bir yeni demokrasi. Kendi içinde normal. Çok normal. Şimdi Sözcü Gazetesi bu olayı manşetine vermişler zaten arkadaşlarım, sağ olsunlar. Şimdi hakikaten sakin olmaya çalışıyorum. Hakikaten böyle ne bileyim, böyle öfkemi bastırmaya çalışıyorum. Umarım başarabilirim ama lütfen söyler misin? Senin çocuğun var değil mi? Var. Kaç yaşında? Bir kızım var, 13. 13 işte bak, birkaç yıl sonra bu yaşlarda olacak. Türkiye ile ilgili bir çocuk mu? Tabii. Tabii. Babası sen olduğuna göre ilgili. Hepimizin çocukları var. Şimdi Kubilay'ı anma töreninde bunlar halk liseliler. Yani halkçı liseliler, kendilerine böyle bir isim vermişler ve bu halktan yana olduklarını düşünüyorlar. Liseli gençler bildiğiniz. Konya'da da bu şeyde anma töreninde Mehmet Emin Altunses diye bir liseli genç bir bildiri okuyor hazırladıkları. Orada Cumhurbaşkanı'na tırnak içinde hakaret ediyor. Şimdi sözlerinde hakaret olabilir, bilmiyorum. Ama 16 yaşında bir çocuksa bu hakaretin karşılığı şu mu olmalı? Derhal polis önce evi arıyor. Bulmuşlar telefonu. Diyorlar ki çocuğunuz nerede? Mehmet Emin Altunses nerede? Okulda. Tamam. Gidiyorlar okula. Sınıfa basıyorlar. Çocuğu sınıftan alıp savcılığa 5 dakika içinde de hop cezaevine tutuklama kararıyla. Ben şimdi polisi geçtim. Vallahi geçtim. Yani hakikaten geçtim. Polisi geçtim. Savcıyı geçtim. Tutuklama kararını veren hakimi geçtim. Nasıl geçtin diye sormayın. Biraz sonra bunda konuşuruz belki de. Öğretmeni geçemedim. Neden biliyor musun? Şimdi öbürleri Erdoğan'ın polisi belki, yargısı.